Hocam yavaş yavaş başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım tabi tabi. Ha e, peki herkes hoş geldi. E, bu akşamki konuğumuz bildiğiniz gibi Çerkes Karadağ. Bu akşam fotoğrafın ifade dilini konuşacağız. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Herkes hoş geldi tekrardan Çerkes hocam buyurun. Artık size veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ara ara ben şeyden küçük şeylerden yüzlerinizi göreceğim. Hangi eş dost burada? Ee, belki böyle karşılıklı sohbetlerimiz de olacak. Biliyorsunuz birçok kitabın sahibiyim. Birçok bu konuda aşağı yukarı fotoğrafın e, e, sanatsal, kültürel, e, felsefi, psikolojik politik, belgesel, e, yaratıcı. Ondan sonra bütün boyutlarında kalem oynatmış bir e, arkadaşınız olarak oturup yeniden kitaplarda e, söz ettiğim şeyleri anlatmak istemem. Daha çok benim pratik yaşamıma, kendi sanat ürünlerime yansıyan e, ifade dilini paylaşayım istedim. Herhalde bu daha somut, daha kalıcı, daha şeydir daha ortada ortada bir şey olduğu için hani yeni başlayanlar için veya belirli bir fotoğraf düzeyi yakalamışlar için ya da e, halen bir arayış içinde olan e, fotoğrafçılar için e, ipucu olabilecek şeyleri görebilirler diye bu konuyu Figen Hanım'la birlikte seçtik ondan sonra e, bu bunu bu yıl hep tekrar edeceğim belki başka yerlerde de karşılaşabileceksiniz. Çünkü çünkü fotoğrafın sanat dili hakkında gerçekten toplumda cehalet düzeyinde bir bilgi eksikliği var. O kadar şey ki insanları görüyorsunuz proje diye belgesel bir şeylere uğraşıyor. Belgesel diye sokak fotoğraflarını bulmaya çalışıyor. Sokak fotoğrafı diye Allah ne verdiyse, nerede ne bulduysa çekmeye yöneliyor. Dolayısıyla bir şey, üslup yok. Bir arayışın e, somut bir göstergesi yok. E, arka planı tabii e, didiklediğiniz zaman e, fotoğrafçıların önemli bir bölümü belki büyük çoğunluğu e, şey yapmaz yani fotoğrafı başlangıç tarihini sirkecide bir kamerayla e, başlatır. Oysa fotoğrafın tarihi sanatın tarihiyle başa baş gider. Dolayısıyla ee, ilk ilk fotoğrafların hepsi sanatsal amaçlı çekilmiştir. Hiç kimsenin ticari bir beklentisi ya da işte belge olacak ya da haber konusu olacak gibi bir arayış içinde değil. Doğrudan doğruya resimdeki o şeyi ifadeyi yakalamak, daha kısa sürede yakalamak ve daha e, gerçekçi yakalamak için fotoğrafa eğilmişler. Yani demek ki fotoğrafın sanata kapılarını açmış. Sonra tabii uyanıklar kart özellikle kartpostal baskıların keşfedildiği tarihlerde süratli bir ticarileşme ortaya çıkmaya başladı ve o zaman sanat olgusu bu ilk yaratıcılardan bu tüccarlara geçti. Kendi yaptıkları işlerinin sanat olduğunu varsayarak bugüne kadar getirdiler. Onun için şu anda Türkiye'de binlerce fotoğraf sanatçısı kart viziti görürsünüz. Nereden geliyor? Bu bu kolaycılıktan geliyor. Ben bu gece tabii bu kolaycılığın dışında daha sorgulayıcı bir bakış açısının bizi nerelere götürüyor, beni nerelere getirdi? Bu bir örnekleme yapa, yapmak gerekirse eğer kafanızda bir soru varsa sizi nereye götüreceğine dair bazı ipuçları verecek. Ee, seçimlerimi bir e, yedi ya da sekiz portfolyo üzerinden e, ortaya koyacağım. Bu portfolyoların başlangıç tarihi 1972. E, sonları da işte son zamanlardan bazı görüntüler seçtim. Şey olarak daha renkli ve daha çeşitli bir bakış açısı göresiniz diye. Fotoğraf tabii biz ifadeyi Söz, e, söz ifadeden söz ederken e, fotoğraf tek bir ifade aracı değildir. Fotoğraf habercinin elinde başka bir ifade biçimi, sanatçının elinde başka bir ifade biçimi, güvenlik e, uzmanlarının elinde başka bir ifade biçimi, ondan sonra e, şey gezginlerin elinde daha başka bir ifade biçimi, e, hobi gruplarının elinde daha başka bir ifade biçiminin materyalidir. Dolayısıyla. Bu sapla samanı karıştırmadan herkes kendi kurvarını çok iyi seçmesi lazım. Ben zaman zaman resim, heykel veya benzer plastik sanatlarla ilgili gençlerle konuşuyorum. Mesela bütün sanat akımlarını bilirler. Bütün sanat akımlarından hangi görüşler esastır? Sanatçılar neyi esas almışlar? Hangi çatışmalara girmişler? Hangi tezatları ortaya koymuşlar? Bu konuda bir hayli fikir sahibiler. Okuyorlar çünkü. Ama bir fotoğrafçıya sorduğunuz zaman boşluğa bakıyor. Çünkü fotoğrafı sanatla ilişkilendirme biçimi demin dediğim gibi sirkeciden başlatıyor. Oysa fotoğraf tamamıyla kültür tarihinin bir parçasıdır. Ve onun e, son versiyonudur ve en görkemli de alanıdır. Çünkü fotoğraf sadece bir kültür e, aracı değil kültür taşıyan da bir araç. Yani bir taraftan siz bir şey yaratırken o yaratıcılığın paylaşılmasına zemin hazırlayan bir paylaşım alanıdır da. Dolayısıyla, dolayısıyla fotoğraf iki kere doğuran bir özelliğe sahiptir. E bu bu kadar özellikli bir alanı üstelik kendi gerçekliğimizi de içine dahil ettiğimiz düşlerimizi, hayallerimizi, tasarımlarımızı, öfkemizi de dahil ettiğimiz bir sanat alanının kültürel arka planının olması doğal değil mi? Yani nasıl koparabiliriz edebiyattan, şiirden, resimden, e, efendime söyleyeyim, e, geziden, turizmden? Bunları soyutlayamayız. E, bir örnek aklıma geldi, onu söylemek istiyorum. 1900 30'larda galiba sürrealistler toplanıyorlar sürrealist dergiyi çıkaracaklar yani işte biz sanat anlayışımız bu geçmişte sanatçıların yaptığı tamamiyle dini motifler folklorik ögeler mitolojik unsurlar resmetmekte şeydi efendime söyleyeyim kübistler çıktı onlar formu daha da bozdular sürrealistler biraz daha rüyalarına hayalüstü şeylere gerçeküstü durumlara şeylere tuallerini açtıkları için doğal olarak bir görüşle ortaya çıkıyorlar bir manifesto ile ortaya çıkıyorlar diyorlar ki neyi yayınlayalım yani ilk şeyde dergide konuşuyorlar tartışıyorlar biri diyor ki ya özene Öjeni Bey, biz öyle diyelim. Bay Özeni diyor, onun eserlerini, fotoğraflarını koyalım. Bu sefer fotoğraf üzerine tartışma oluyor. Fotoğraf sanat mı değil mi diye. Böyle bir tartışmadan sonra hadi sanatına karar veriyorlar. Öjeni Smith'i, e, şey Öjeni Atke. Öjeni Atke. Ben telaffuzumda Fransa'ya eğer doğru e, telaffuz edemiyorsam bağışlayın. Öjeni Atke'yi davet ediyorlar. Özeni Atken'in yaptığı iş de ressamlara fotoğraf çekmek. Ressamlar diyor ki Bay Özeni bize şey Şanzelize'nin fotoğraflarını çeker misiniz diyor. Şanzelize'yi çekiyor. Bize at arabalarını, yarışları, otomobili çeker misiniz? Çekiyor. Her işi değerlendiriyor. Sonra Paris giderek kalabalıklaşınca diyorlar ya bu çok kalabalık insanlardan biz mekanlara resmedemiyoruz. Bu sefer de Özen'i amca kalkıyor sabahın kör saatinde sokaklarda e, boş sokakları fotoğraflıyor. Boş vitrinlere fotoğraflıyor filan. Sürealişler toplanıp değerlendirme yaptıklarında diyorlar ki dünyanın en kalabalık kentinde hiç insanın olmaması mümkün değil. İşte gerçek üstücülük bulutlar. Ve Özen'i at ki e, hiç e, hesapta yokken sürrealist bir e, sanat hareketinin içinde yer alıyor ve ilk öncülerinden biri oluyor. Sanat fotoğraf sanatı böyle bir şey arka plana sahip. 1900'lerden itibaren 1920'li 30'ların sonuna kadar Avrupa'da çok ciddi bir fotoğraf hareketleri tartışmaları olmuş. Hatta empresyonistler döneminde de çok büyük tartışmalar olmuş. Fotoğrafın sanat olup olmadığı daha o zaman karara bağlanmış. Mesela Baudler fotoğrafçıları avare gezginler olarak e, Paris'i e, e, oburca tüketen e, sülükler olarak görüyor. Yani fotoğrafçılığın yarattığı ambiyans giderek toplumda büyük bir değer ortaya koyuyor ve birçok muhafazakar ki Bodler muhafazakar değil modern şiirinde babası sayılır. Buna rağmen fotoğrafın bu süratli e, e, gelişimi hem teknik hem imgesel hem yaratıcılık bazıdaki gelişimini şey demiyor, göremiyor. İşte bizim fotoğraf dünyası bu tür kültür ve antikültür cebelleşmesi içinde büyük zaman tüketiyor. Valla benim yaptığım tahlillere göre bir elin on parmağını geçmiyor. Yani ciddi sanatsal kaygıyı önüne koymuş isimler bir o kadar da bu kaygıyı taşıyıp da henüz kendini ortaya koyamamış isimler. Bir o kadar da bu kaygıyı bir ilke olarak benimsemiş ama henüz bilgisiz, deneyimsiz filan. Demek ki bir avuç insanın uğraştığı bir alanda biz bu akşam konuşuyoruz. Tamam mı? Ve şey hani yaygın bir terim var. Sanat sepet işleri. Biz maalesef bu sepet işleri ...yapal ekipten görünüyoruz. Olsun. Kültür tarihi bu tür dönemeşleri görecek. Bizim kültür tarihimiz de bunu görecek. Bizim dünya fotoğrafına zaman içinde dahil olacak. Hem örnekler olacak, hem isimler olacak. Ben buna inananlardan biriyim. Bu gece 1972'lerde başladığım bir seriydi ki o zaman ben disiplinli bir çalışma <laughs> olarak düzenli bir yol seçtim kendime. Yaylağa doğru adı altında. Ee, sonra da gösterisi gösterisi yaylada zaman diye yaptığım bir çalışmaydı. Bu çalışma 10 seneye yaydım bu çalışmayı. Bu çalışmada şey vardı. Ben 70... bir yandan da sözünüzü kestim ee, ama şunu paylaşım ben, bir paylaşım yapayım. Şey tamam. Fotoğrafa yeni başlamıştım. Resim eğitimi alıyordum. Biraz sanat birikimim vardı. Öncesinde de vardı. Edebiyatta ilgiliydim. Doğal olarak fotoğrafın sanat tarafıyla ilgilendim. O zaman aşağı yukarı bütün arkadaşlarımız belgesel fotoğrafla ilgileniyordu. Mutlaka her fotoğrafın belgesel bir özelliği var. O, o zaman da bu kanıya varmıştım. Yani anıların bile belgesel bir karakteri var. 20 yıl sonra bir anı fotoğrafına bakın gerçekten bir belge olduğunu göreceksiniz ya da çocukluğunuzdaki herhangi bir fotoğrafa bakın. Onun artık sizin için önemli bir vazgeçilmez bir belge olduğunun kararına varacaksınız. Ben o zaman belgesel ve sanatsal neden olmasın diye Çünkü bulduğumuz her şeyi derleyip toparlıyoruz, okuyoruz, inceliyoruz, araştırıyoruz. hatırlıyorum fotoğraf şeyler enüelleri vardı yıllıkları işte İngiliz popüler fotoğraf yılı yok ne bileyim profesyonel fotoğraf yıllıkları vardı yılda bir e, albüm yayınlanıyor ve e, bir seçkiydi bu albümlerdeki her fotoğrafı e, kutsal bir metinmiş gibi inceler tartışırdık buradaki grenler niye iri konulmuş Burada neden geniş açı kullanmış? Neden eli kesmiş de şeyi oradan bir ağacın dalı giriyor? Hangi kompozisyonel denge bunu şey etmiş bu ya da insanları motive etmiş? Neden resim gibi belirli bir şey iskelet düzen kurulmamış da hareket imgesini çok daha öne çıkarmış? Biz fotoğrafla resim arasındaki o derin çelişkiyi o zaman tartışıyorduk. Ben dolayısıyla fotoğrafların biraz daha duru, her şey, çizgi izlemeye başladı. Tabii doğal olarak hem de bizi motive eden toplumsal gelişmeler var işte. Sosyalizm dünyada yaygın, Türkiye'de de onun izleri var. Biz gençler de ciddi bir tutkuyla sosyalizmin ülkemizde de olmasını izliyoruz. Dolayısıyla halkımızın arasına girelim diyoruz ve sokağa iniyoruz. Ben de en yakın bildiğim aile efradımın arasına gittim. Memleketime gittim. Oraları görmeye çalıştım. O insanlara yakın plan çalışınca çok daha rahat ediyorsunuz. Şimdi fotoğraflara bakınca ara ara ben küçük anılar olacak araya sıkıştıracağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, paylaşıyorum hocam. E, tamam değil mi? Bir terslik yok. Evet. gözüküyor değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar mesela bu mektup okuyan biri ama bu mektup okuyan biri Kıbrıs'tan gelen bir mektubu okuyor. Yani birinci Kıbrıs Savaşı yani 1974 Kıbrıs çıkarmasında bir askerden babasına gelen mektup bütün hüznünü şey diyor. Bu mektubu o okuyamadı. Ben okudum ona. Tamam mı? O mektubu böyle incelerken çektim. Sonra ters çevirdi, evirdi, sola çevirdi. Çünkü adamcağız okuma yazma bilmiyor. Hatta belki Türkçe de bilmiyor. Ondan sonra mektubu bana okuttu. Hüzün verici bir mektup. İlk çıkarma, psikolojik çöküntü içinde gençler ilk defa silahla, mermiyle, kurşunla, savaşla e, karşılaşıyor. O, bu fotoğraf büyütüldüğü zaman tersten de olsa yazı görünüyor. Evet, devam edelim. E, küçük anekdotlar olsun. Mesela bunun dokuz mesleği var bu yaşlı amcanın. Sünnetçi, bıçak bileğisi, ayakkabı tamircisi, muska yazıcısı, ondan sonra şey hayvanlarda sancı kesicisi, ondan sonra berber söylemiştim. Yani daha aklıma gelmeyen bir sürü meslekleri tek bir mekanda icra eden şeydi. Bir isim. Devam ediyoruz. Evet, normal gösteri olarak gidebilirsin. Araya girerim ben yine. Tamam, devam ediyorum. Bunların tümü 70'li yıllar. Bu bir düğünün ardından kızını gelin etmiş baba ve annenin hüzünlü şeyleri, görüntüleri. Şimdi arkadaşlar burada İlginç bir şey var. bu gerçek bir belgesel. Solda Sakpaşa Sarayı, sağda Yavuz Selim Cami, ortada bir harabe. Bir kış günü arkadaş bir arkadaşımla beraber inanılmaz da soğuk Sakpaşa Sarayına gittik. İşte birkaç fotoğraf çektik, döndük. Bu tarafa doğru biraz peyzaj çalışalım derken bir Kur'an sesi duyduk derinden. Kur'an okunuyor. Ama böyle yanık bir, yaşlı bir insan sesi. Arkadaşımla birbirimize baktık, sağa baktık, sola baktık. Ne yapı var, ne insan var, ne bir başka bir şey var filan. Doğrusu da korktuk. Biraz daha yürüdük. Ses yak şey etmeye başladı. Yani gürleşmeye başladı. Yakınlaşmaya başladığımızı hissettik. Biraz daha yürüdük, biraz daha yürüdük. Bir çukurun içindeki bu evi gördük. Ondan sonra derinde çukurda bir böyle derme çatma toprakla çevresi e, kayalıklarla da diyelim çevresi sarılmış bir mezarlık mezar başında Kur'an okuyan biri. Mezarda da ünlü şey Ahmet Han'inin mezarı. Hocaya sorduk. Şey Ahmet Han'e Kürt Edebiyatı'nın en önemli siması 15. 14. yüzyılda yaşamış, 15. yüzyılda yaşamış e, divanı olan. Ondan sonra e, kitapları bugüne kadar gelmiş, hakkında kitaplar yazılmış, İnanılmaz şeyler olan bir tarihi şahsiyet. Onun mezarını gördük. Şimdi bunun yerine çok büyük önemli bir türbe yapılmış. Bu benim için gerçek bir belgesel ve. Bu kompozisyonu da çok seviyorum. Sağında ve sonunda iki dini yapıt. Şimdi ortada bir dil şey uhrevi bir yapıt daha ortaya çıktı. Şimdiki manzarayı bilmiyorum. Nasıl bir manzara olacak? Gördüğünüz gibi Sakpaşa Sarayı'nın üstü açık şey değil, şimdi kapatılmış. Şimdi göya bakımlı Filan gibi. Yani belgesel ifadeyi göz önüne alırken göz önüne alırken mutlaka arı ve duru olması lazım. Arı duru olması lazım ki geleceğe dair bir ifade diliniz olsun. Daha doğrusu kalabalık hiçbir fotoğrafın bir anlamı yok bana göre. Yani o iyi ayıklamak, iyi seçmek ve görsel dengeyi çok iyi kurmak lazım. Hangi nesneyi, hangi varlığı çerçevenin neresine koyacağız ve ne kadar yer işgal edecek? Bunu çok önemsiyorum. Başka bir şey daha önemsiyorum. Boşluklar benim fotoğrafımın temel direğidir. Boşluklar bana göre boş değildir. Boşluklar her zaman izleyicinin hayallerinin yer alacağı mekanlardır. Dolayısıyla bir fotoğrafta ortaya koyduğunuz derinlik, boşluk boş değil, izleyicinin kendi hayallerini koyacağı, kendini o fotoğrafa taşıyacağı, kendi duygularıyla bakacağı bir alan yaratmaktır. Ben öyle görüyorum. Bu Dikkat ederseniz bu fotoğrafların hepsinde benim ilk dönem fotoğraflarım olmasına rağmen hep bir boşluklar var. Duru ve yalın bir şeydir. E, mümkün olduğu kadar kalabalıklardan kaçındım. Evet biraz daha hızlı devam edelim. <laughs> Çünkü ben çok konuşacağım. Bunlar eski tarım araçları. Patos filan Onların artık devri kapandı. Evet devam ediyoruz. Burada bir gerçek eşkıya var. Elinde tabanca da hakiki tabanca. Nitekim patlamış mermi sıktı havaya. Sağda kuştan uçuşundan da anlıyoruz. Bu başına 12 Eylül'de ödül konulmuş bir eşkıyaydı. Yani bu emri başına bu emri çıkarılmış bir eşkıyaydı benim çok sevdiğim fotoğraflarımdan biri. Korkusuz, ondan sonra sisteme baş kaldıran bir şey var. Devam ediyoruz. Bu benim çektiğim ilk fotoğraf. 1972. daha asa nedir bilmiyoruz. ISO nedir bilmiyoruz. Biliyoruz da başaramıyoruz biraz karanlık bir fotoğraftı. Bu yeni teknolojiyle biraz aydınlattık. Çektiğim 1972'de çektiğim ilk hani böyle sanat kaygısıyla işte e, içimde kıpırtıların olduğu ilk fotoğraf. Dolayısıyla benim için de ilk göz ağrısı gibi görebiliriz. Devam ediyoruz. Bir gencim kafana göre gidebilirsin. Peki. Ben belki bir şey söylersiniz diye durdum. Yok yok. Tamam. Devam ediyorum. Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilmiş fotoğraflar herhalde hocam. Bu benim baba evi. Oradaki ha. anne. E, öndeki çocuk da ünlü şey işte Amerikalıların ünlü bir şeyi var, haber sitesi var. Onun Orta Doğu müdürüydü şu öndeki siyah leke. E, bu da 1970 e, şey 74 74'tü. Evet 74. E, çünkü dikkat e, şeyde Ecevit'in ilk iktidara iktidara geldiğinde e, yapılan bir afiş var. Böyle altı okun içinde Ecevit'in daha 30'lu yaşlardaki kafası var. E, biraz büyütülünce görülüyor. Bu bu da benim baba evinden. Evet. İşte şu çerçevenin içinde Ecevit'in <laughs> Ecevit ha orası Ecevit'in. evet. ilk basılı evraklardan biri. Evlere dağılmış böyle işte hayranları, kara olan hayranlarının çerçeveletip evine astığı bir şey. Evet devam ediyoruz. Bu fotoğrafın bir müzik tarafı var. Bir öncekinin. Bu bir lokantacı çırağıydı. Sordum adı Rıza'ydı. Bunu çekerken aklıma Mona Lisa geldi biliyor musunuz? Mona Lisa'nın geri planında yeşillikler, bağlar var. İna benim inanışıma göre o bağlar üzüm bağları. Çünkü o devrin en önemli ihraç ürünü şarapçılık. Dolayısıyla muhtemelen Mona Lisa'ya konu olan kadın şarapçı bir derebeğin ailesinden biri. Yani o olabilir. Biraz bana Mona Lisa'yı anımsattığı için ben de ona Mona Rıza dedim. E ee, öbür başlığa geçmeden isterseniz durdurayım. Durduruyoruz, evet. Peki. Bu, bu noktaya kadar bana sorusu olan arkadaşlar var mı? Özellikle belgesel fotoğraf dönemine ait. Ondan sonra, çünkü benim belgeye dair söyleyeceğim şeyler var sorularınıza bağlı olarak. Bu arada hangi arkadaşlar var onlara da bakıyorum. Sevinç hoş geldin. Evet Anlasın. Bu akşam çok kalabalığız hocam. <laughs> e, sayfaları çevirerekten belki katılımcıları görebilirsiniz. Evet. Afiyet ee, göre Ali, Ali Karacan ayı kaldırmış. Buyurun Ali Bey. İyi akşamlar herkese. Bir İyi akşamlar. Çerkez Bey hocam. Vallahi Zoom'dan beri böyle e, fotoğraf toplantıları izliyoruz ama bu akşam keyif aldığım kadar hiçbir zaman hiç daha güzel bir keyif almadım. Doğrusu. ha canım, sağ ol. Daha var daha. Süz, süzme bilgileriniz, yani her gittiği zaman içerimizdeki bir boşluğu dolduruyor. Bundan emin olun lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bunu döne döne bu şey, bu akşamı izlemek isterim. Bu yaylada zaman çekimleriniz, 70'li yıllar galiba. 70-80 başına kadar sürdü. Ha, o Kıbrıs şeylerini ben de hatırlıyorum. O. Kıbrıs'taki ilk karartma, Türkiye'deki karartmaları, şeyleri. Sonra tezeğin üstüne çıkmış tabancasını çeken sizin dediğiniz o tezek yığınıdır onu belki şimdi birçok evet. bir arkadaş bilemez onu. Anadolu'da ben ilk yıllarımda öğretmenim ben. Van'da çalışmıştım. Aa, çok iyi bilirsiniz. <laughs> yani sizin baba ocağı da neresi tam çok da merak ettim onu. Ben Kars Kazman idi ama Ağrı'da büyüdüm. Zaten köy gibi de bir yerdi o zaman şimdi büyüdüler şehirler de o zaman köy gibiydi. Kapımızda böyle bir şey vardı. Kalak deriz biz. Tezek yığını. Kalak. Evet. ben o sözcüğü bilmiyorum. Aslında ha. epey birikimim var o yıllarda. Evet. Hepsini evet. muhafaza Kalap ediyorum da. Deniliyor evet. Evet. Yani harika bir şey. Mona da her şeyin küpesi oldu. Hayır canım teşekkür ederim. <laughs> o zaman başa dönüyoruz. Peki. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet de Başka sorusu. Sevinç senin söyleyeceğin bir şey yok mu kız? Sesim gelmiyor. Ha, şimdi geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, ben i̇yi çok ya. özür dileyerek eve yeni girdim. Koştura koştura açtım. Ee, sadece Mona Rıza'yı yakaladım şu ana kadar. O yüzden özür diliyorum hiç herkes. Ee, bir aksilik oldu. Geç kaldım. Yok, yok. Bugün Ne evi. aksilik olacak? <laughs> Dost sohbeti arkadaşlar şey sevinç benim ilk gençlik arkadaşım çok değerli bir sinemacı Ondan sonra bizim biraz derneklerin biraz hafif uzağında duruyorsa da fotoğrafa çok yakın bir isim şimdi görünce sevindim Evet sevindim. daha görüşürüz tamam. ee, hocam bir x bir Fotoğraf, e, yani telefonun markası. isminizi bilemiyorum, onun için de hitap edemiyorum. El kaldırdınız, buyurun. Domi diye yazıyor. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. E, isminizi alalım. Derda Yuşa ben, Çerkez Hocam. İyi akşamlar. Aa, tamam, Derda. Evet, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Sağ olun. Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah. <laughs> Teşekkür, sağ ol, var ol. Niye kameranı açmıyorsun da yüzünü görelim. <laughs> Burası karanlık hocam. Bir de ha, şey. Ah karanlık e, tamam tamam. Yüzünü Bir de şey. Ben şeyi merak ediyorum hocam. 72'den 80'e kadar 10-12 senelik bir süreç dediniz. Evet. Ee, bir projenin sürecini belirlemek tabii ki e, sürece göre bağlı ama. İnsan ömrü üzerinden baktığınız zaman acaba bunu tamamlayabilir miyim, tamamlayamaz mıyım gibi bir kaygınız bir düşünceniz oldu mu olmadı mı? Onu çok merak ettim. Şimdi zaten biraz sonra bu projelerin zamanı hakkında da şeyler vereceğim. Çok sürpriz şeyler olacak. Mesela bu on sene sürdü ya. Evet. On sene. Bir gün süren de var. Evet hocam. Yani e, dolayısıyla zamanla ilişkili değil. Bu bir konsantrasyonla ilişkili. Sizi motive edecek o dış gerçeklikle ilişkili. Görünüşler sizin hangi dünyanızın hangi bam teline dokunuyor onunla ilişkili. Çünkü ondan sonra pınar kapısını açtınız mı akıp akmaya başlıyor. E, yeri gelince ben şimdi biraz onu zenginleştireceğim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yani testinin dolduğunu hissedebiliyoruz. Doğru mu hocam görmeden doğrusu? Mutlaka, mutlaka bir doyum noktası olduğunu e, biliyoruz. O noktayı da e, şeyi biraz daha açınca daha iyi anlarsınız. Olur mu? Tamam, Baş şimdi başka projelerde bunu konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Evet Figen'cim buna başlıyoruz. Hı. Arkadaşlar baleylim e, benim hiç çaba göstermeden e, sanat dünyasında yerini bulmuş bir işim. E, tuhaf şekilde hiç arkasında durmadım. O hep benim önüme verdi, gitti. Bu çalışmalardan biri Yugoslavya'da müzede, birisi Almanya'da müzede, birisi Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda, biri de İstanbul Elgiz Müzesi'nde. Ayrıca da çok kıymetli özel koleksiyonlarda yer alıyor. Dolayısıyla bunun için ben hiç çaba göstermedim. Bu çalışmaların böyle kendi içinde bir ambiyansı var, bir atmosferi var. Ee, i̇nsanların hangi tarafından e, davetkar oluyor onu bilemiyorum. Ee, herkesin şeyi e, etkilenme biçimi farklı ama. Bu çalışmaların çıkış noktası benim en e, etkilendiğim şeylerden biridir. 1980'lerde o zamanın birkaç kere tekrar ettim şey olmasın. Bakanlardan biri, yanılmıyorsam Kültür Bakanı'ydı. Balerinlerle ilgili çok ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yani kötü kadın imajıyla şey etti, ifade etti. Bu da benim çok zoruma gitti. Tabii çok insanın zoruna gitti. Filan böyle bir projede de bir portfolyo oluşacağına da inancım yok. Ortada herhangi bir çabam da yok. Bir gün bakanlıktan bak sen yetenekli bir gençsin. E, bakanlık bir katalog yapacak. E, Ankara Devlet e, şey Konservatuarında fotoğraflar çek diye. Bana bir gün doğdu. Gittim o zaman daha sonraları e, önemli e, yer işgal edecek. Balerinlerin öğrenciliğiyle karşılaştım. Öğrenci balerinlerin fotoğraflarını çektim. Ondan sonra biraz tadına varınca görevli geldiğim İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sefer balerinlerle kontaklar kurmaya başladım. Hocaları, Rus hocaları beni kovuyorlar. Bacadan kovuyorlar. Kapıdan giriyorum. Kapıdan kovuyorlar. Arka taraftan çıkıyorum mutlaka ama mutlaka çalışmayı yapmak istiyorum. Sonunda baktım ki ben bale stüdyosunda hiçbir şey yapamayacağım. Kızlarla anlaşıp tiyatro salonlarına götürdüm. Onların prova prova salonlarına götürdüm. Tiyatro dekorları önünde çalıştım. şimdi bazı fotoğrafları göreceksiniz. Onlar bale sahnesinde böyle şeyler yok. Daha ferah mekanlar var. Ben tiyatro sahnesinde çalıştım. Sonra Ankara'da kendi stüdyomu kurunca stüdyomda yapmaya çalıştım ve stüdyomda bir avuç ayası gibi yani bir küreyi ikiye bölün. Öyle bir alçıdan stüdyo yaptım. Çok kıymetli bir dostum var. O bana yaptı. Orada yapmaya başladım balerin çalışmalarını ama bunları söylüyorum 1980 89'a kadar geldim ben bu serüvenle. 89'da 90'ların başında şu anda gördüğünüz balerin daha öğrenciydi. Annesi arkadaşımdı. Onunla çalışmaya başladık ve ağırlıklı olarak o çerçeveme girdi. Yani 80'den başlayan çalışma 90'da bitti. Şimdi bu çalışmayı yaparken kendi içinde bir gelişmeler oldu. Mesela o sırada e, şey vardı böyle bir banka çıktı ve modern Türkiye'nin modern bankası adıyla böyle reklamlar yapıyor filan bütün personellerinin adını işte altı punto mu sekiz punto bir gazeteyle haline getirmişler. Gazetede ilan ettiler. Ben de çok beğendim doku olarak bunu fotoğraflarımda kullanırım diye bir reprodüksiyonunu çektim. Sonra o zaman Photoshop yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Flash bile bulamıyorum. Yerli kötü bir flash var, onu temin etmiştim. Stüdyomda çok zahmetli bir şekilde bu fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı ve o yazıları, işte tiyatro dekorları gördüğünüz gibi yazıları da fotoğraflar üzerine giydirdim. Şimdi yazıları inceleyince bir baktım ki modern Türkiye'nin modern bankacısının personellerin neredeyse yüzde doksanı erkek. Ya bu nasıl modernlik dedim. Kadınlara yer vermeyen bir modernlik nasıl olur? Herhalde Türk işi modernlik. Bu ironi de beni şey etti. Özellikle kör göze parmak olsun diye fotoğraflarıma taşıdım. Modern, modernleşme serüvenimizin bir karikatürü gibi görmek istedim. Tabii bazı fotoğrafların hikayesine e, ne biraz birkaç sözle katkıda bulunmak lazım. Ben bu çalışma 10 yıla yayıldı. Ben 75 fotoğraf aşağı yukarı 300 civarında fotoğraf çekmişim. 75 tanesini albüm'e aldım, sergiye de 35 taneyi aldım. Yani bu serüven benim için o gün doydu. Bir daha elime ne kamerayı alıp bir balerinle konuştum, ne stüdyoya soktum. Hiçbir daha ilgilenmedim. Demin ki soru soran arkadaşıma söylüyorum. Doyum noktası oydu ve o noktada bıraktım. Bir daha beni etkileyecek bir şey yoktu. Bu mesela İstanbul Elgiz Müzesi'nde Çağdaş Sanatlar Müzesi tabii müzenin kapsamı o. Çağdaş Sanatlar Müzesi içinde bizden yaklaşık 10 yıldır orada yegane fotoğraftı. Dilerim ki biz birkaç daha iyi fotoğraflar müzeye girsin, denginleşsin ve ben de orada yalnız kalmayayım. Bu bu kitap bunun kitabı da çok şey oldu. Çok kıymet kazandı. Bu mesela uluslararası bir ödül aldı şeyde. Dünyada tiyatro alanında çok az festival var. Bienal var. Bir dünyada bir trienal var. Üç yılda bir düzenlenen işte Avignon şey, şenlikleri var. Yugoslavya'da Novi Sad şenlikleri var. Bir de Uzak Asya'da bir şey var. Dünyanın üç önemli sahne sanatları festivalinde öyle onun bünyesinde uluslararası bir sergi vardı. Sergiyi ödüllendirme filan feşmekan. Bu fotoğrafla da o zaman orada temsil edilmiştik. Demek istediğim balerinlerini baleden anlamak gerekmez. Balerinlerin bir şey olarak, bir imge olarak o kötü kadın imajının bende yarattı, olumlu izlenim buydu. Ben balerinleri görüntülerle ölümsüzleştirmek istedim kendi çapımda. gördüğünüz gibi fotoğraflarda yine yalın, basit, kalabalıklara kaçmayan kompozisyonlar içinde ee, ne yapmak istediğimi işte aşağı yukarı görüyorsunuz e, fotoğrafları. Bunun için baleden anlamak da e, gerekmiyor. Yeter ki söyleyecek sözünüz e, tutacak dalınız olsun. Tamam mı? Ardından fotoğraf gelir. Ama fotoğrafın mutlaka motive edici bir şey olması lazım. Arkadaşlar bizim en büyük motivasyonumuz kültürel birikimimizdir sadece politik duruşumuz, işte dünya bakışımız değil. Kültürel birikim taciz eden bir şeydir. Kültür insanı taciz eder. Okursunuz, 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 birikir, birikir, birikir. Bir süre sonra sizi taciz eder. Bu sefer yaratıcı olmaya başlarsınız. Şiir yazarsınız, yazı yazarsınız, gazete yazarsınız, haber yaparsınız, belge çekersiniz, sergi açarsınız. Ne bileyim, motivasyon sizi nereye taşır onu bilemem. Benim baleylimin şey de bu, serveni de bu. Bunun e, halen e, kitabı aranan bir şey. E, bazen e, böyle nadir kitap e, müzayedelerinde görüyorum. Ben bunu 5 lira ilk satışı 5 liraydı galiba. Şimdi 1 milyon üstünde fiyatlar veriyorlar. Nasıl oluyorsa, şimdi şeydir, bir daha ikinci baskısı da olmadı. Biliyorsunuz fotoğrafta böyle iki albümleri ikinci baskı, üçüncü baskı. Nerede o şans? Albüm basmak bile mümkün değil. Ben sadece biraz daha şanslıydım. Çalışmalarımı buz üzerine yazmak yerine yayınlarda değerlendirmeyi tercih ettim ve bütün dikkatimi yoğun şekilde albümlere verdim. Çünkü dünyada bütün büyük sanatçılar albümleriyle anılıyor. Onları öyle tanıdık. Eğer albümleri olmasaydı internetin olmadığı bir devirde nasıl tanırdım ben Yusuf Karşı? Nasıl Edward Weston'ı tanıyacaktım? Nasıl e, Henry Cartier Bresson'ı tanıyacaktım? Nasıl Eugenie Smith'i tanıyacaktım? Ansel Adams'ı tanıyacaktım? Bunlar hepsi albümler aracılığıyla ve yan yayınlar, dergiler ve benzeri şeyler. Ben dolayısıyla hayatımın hep önemli ilkelerinden biri Albüm yapmak bu bakımdan belki de Türkiye'nin en şanslı şey albüm sahiplerinden biri benim, biri de Ara Bey. Ondan sonra şimdilerde artmaya başlıyor. Evet. Hocam. Ben bu konu... e, yani 80'li dönemlerde albüm yaparken size sponsor olabilecek olacak olan kurumlar var mıydı? Yani e, bizlerin en büyük problemi o şimdi maliyetler çok arttı biliyorsunuz. Ekonomik kriz e, ve sponsor bulmakta zorlanıyor e, fotoğrafçılar. Şimdi sponsorlar da kağıt bulamıyor. Size evet. onu söyleyeyim. Sponsorlar da kağıt bulamıyor. Öyle bir facia dönemi yaşıyoruz. Ben e, bir e, albüm e, şey deneyimimi anlatayım size, size isterseniz. E, şimdi nüleri çalışırken e, tabi bir taraftan çalışıyorum. Bir taraftan da baskılar yapıyorum. Baskılar yapınca o zaman Ilford Türkiye'ye girmiş yeni ve e, inanılmaz güzel kağıtları var ve çok da pahalı. Daha gücümüz yetmiyor, bitimiz kanlanmamış bizim. E, şey diyoruz, çırpınıyoruz, işte forteler, morteler o kağıtlara basıyoruz. Sonra bir arkadaşımın önerisiyle e, önerisiyle beni İstanbul'a davet etti. O zaman Ilford'ta da genç e, Atik bir e, müdürü vardı. Orhan Cem Çetin. Hı, evet. Orhan e, Orhan'la ilk tanışmamız orada. E, sağ olsun e, İlford bana kağıt, banyo, karanlık oda malzemelerin hepsini verdi. Verdi böyle yıldır üstüme. Orhan bana dedi ki bunlar dedi Albim olsa çok iyi olur dedi. Tabi ikimizin de umudu yok ya albüm konusunda. Bende bir şimşek çaktı. Eee Aynı gün trenle Ankara'ya döndüm. Atölyeme uğramadan Dost Yayın Evi'ne gittim. Dost Yayın Evi'nin sahibi çok değerli bir yayıncı Erdal. Erdal dedim böyle bir şey için geldim. Bir albüm düşünüyordum. Çalışmalar da bu. Ne dersin diye. Erdal baktı, "Ya" dedi Çerkes'e, "Ben de hep böyle bir şeyi basmak istiyordum ama yayın evini kapattım dedi. Yayın bölümünü kapattım dedi. Durdu böyle bir baktı. Bu son kitap olsun dedi. Bunu basalım dedi. Ama ben karşısına çıkarken bir albüm standardı şeyi oluşmuştu yani bir albüm sayısı kadar elimde çalışma vardı. 20-25 gün içinde İlk albümüm çıktı ve çok da ses getirdi çünkü fotoğraf dünyasına henüz yayın yoktu, henüz yerli yayın yoktu. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Bey'in kitapları henüz peşi sıra basılmamıştı. Yani bir iki broşürü vardı. Ee, şeydi yani genel olarak yayın yoktu. Sonra her yayın bir başka yayının e, şey oldu. Hani garantisi Öncesi. oldu. Evet garantisi oldu. Ardı ardına kitaplar oldu ve benim bütün e, kitaplarım profesyonel yayın evlerinden çıktı. Hiç şey değil hani böyle sponsor destek filan. Bu tür şeylere başvurmadım. E, profesyonel bir çalışma hazırladım. Profesyonel yayıncılar da bastı. Halen de basmak isteyenler var. E, bunu söylemek istiyorum. Evet. Soru sorusu olan daya görüşleriyle haz sevinçimsin. söyle Çerkez biz uzun zamandır tanışıyoruz ama bu bale ile ilgili yaptığın çalışmanın çıkış kaynağını şimdi öğrendim. Yani o bakanın adını hatırlayamadığımız bakanın ne güzel ki adı hatırlanmıyor bu arada. Evet. Yani <laughs> o kadar gelip geçiciler bu politikacılar. bir yandan da çok heyecanlandım çünkü hani politik fotoğrafçılar ya da işte gazeteci fotoğrafçıların hani yaptığı eserler biraz daha protest olabiliyor. Fakat sanat anlamında baktığın zaman hani hep biz ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyoruz ya, aslında sanatçıların ne kadar önemli bir fonksiyonu olduğunu da anlatıyorsun. Yani neticede böyle bir söz üzerine bir çıkış bu kadınlar adına. Merak ettim. Ee, o bakan ya da o dönemde e, bunlara bir sergi olmuş muydu balerinlerin? Benim çalışmalarımın mı? Evet, evet. Balerinlerle ilgili yaptım. Benim başlangıcım oldu. Başlangıcım oldu, evet. Ben on sene ancak açabildim. Yani Eyvallah. bitirdim. Bitirdiğime inandım. Ee, şimdi, bu motivasyonlar e, çok önemli. O bakan, tarihin Çöplüğüne gideceği açıktı. E, sanat her zaman çok daha ha şeydir, e, ha ha haklı. Bu arada e, ilk bir şey hatırlattın. Sevgili arkadaşlarım burada dinlerken benim çalışmalarımın hepsinin arkasında politik bir duruş var. Bunu peşine ve özgüvenle söyleyebilirim. E, ben e, tabi slogan tarzı şeyler hiç hoşlanmam. Yani sanatın görevi slogan atmak değil sanatın görevi insanın iç dünyasını depreştirmek orada fırtınalar yaratmak e, ne bileyim zaman zaman atom bombası yaratmak sanatın görevi bu Sanat bir politikacının bir siyasetçinin ya da bir başka e, şeyi e, yönetim kademesindeki birinin söylemlerine şey etmez yani e, böyle lafla sözle edilecek bir şey değil sana duyumsanan bir şey ben onun için hep yumuşak imgeler yani böyle hayatın kesitlerinden ama arkasında politik bir arka planı olan şey düşünün. Bu politik derken siyasetten bahsetmiyorum. Güncel siyasetten artık ayağa düşmüş siyasetten bahsetmiyorum. Dünyaya karşı duruştan bahsediyorum. O da politika. Çünkü politika da şey yaşamı dizayn etmeye taliptir sanatçı da. Bu bu noktada sanatla politika arasında ciddi bir bağ vardır ve bütün önemli sanatçıların da aynı zamanda politik bir çizgiyi takip ettiklerini de söylemek istiyorum bu arada. Evet başka. O zaman devam edelim. Gidelim. Şimdi ne geldi? tenevkileri. Nüler. Aa bu da ince bir nokta sevgili arkadaşlar. Şimdi 1974'te biz Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümüne girdik. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi ortaklığı vardı. E tabii okuldaki modeller Milli Selamet Partisi'nin dayatmasıyla Görevden alındılar, yol verildi. Biz modelsiz kaldık. Ee, güzel sanatlar eğitiminin modelsiz olması çok kötü bir şey. Çünkü e, sanatçı insan bedenini tanımazsa başka bir şeyi tanıyamaz. Onun için e, bütün klasik akademilerde, modern akademilerde hep insan bedeni üzerine çalışılır. Biz ondan mahrum kaldık. Hep de içimde uhde kaldı. Bir gün dedim, kendi atölyemi açar, profesyonel hayata atılırsan o zaman mutlaka modelli çalışacağım diye. Şimdi 1987'de bu e, olanağa kavuştum. E, kendime göre e, yoksul bir atölyem oluştu. E, o zaman nü çalışmaya karar verdim ama e, tabii çıplaklık neden tercih ediliyor? Sanatçı niye çıplaklığa başvuruyor? İnsan bedeninin ne anlatıyor konusunda kafa yordum. Epey kaynak taradım mitolojik boyutlarını, tarihsel boyutlarını, inanç boyutlarını, sanat tarihi açısından çıplaklığı inceledim ve antik kültürlerde çıplaklığın hayatın doğal bir parçası olduğunu, hatta bazı toplumlarda tanrı karşısına, yani kral tanrı karşısına çıplak çıkılıyor. Çünkü e, giysiler bir sosyal aidiyet göstergesi. Bu sosyal aidiyetten sığırmak, mutlak evet. ve mutlak gücün Tanrı olduğunu e, sıradan insanlara duy, duyumsatmak için insanlar Tanrı karşısına çıplak çıkıyor. Bildiğim kadarıyla eski Sümerlerde. E, Roma dönemi, antik Yunan döneminde de insan bedeni yarı çıplak, çok zaman çıplak resmedilmiştir ve bunun da ayıp sanacak bir tarafı yok. Ben fotoğraflara şeyi oluştururken işte bu arka planı özellikle ele aldım. Sonra bedenin çıplaklığında modelin duruşu ne ifade ederin peşine düştüm. Çünkü bedenin şizofren bir şekilde ortaya konulması pornografidir. Bedenin davetkar bir e, nitelik kazandırılarak izleyiciye sunulması erotizmdir e, Efendim söyleyeyim bir de naif çıplaklık vardır yani insanın doğal ve müdahale edilmemiş hali. Ben bir sanat adamı olarak bunlara eğilirken bir kere şeyi kapitalizmin dayattığı beden form, formasyonunu çerçeveme dışına çıkardım ortalama insan çevremizdeki insanlar ort şey hayatın içindeki kadınlar, işinde gücünde olan kadınlar, hatta kilosu olup fazla olan kadınlar, bazen obeze kaçan profillerle de çalıştım. Böylece bedenin şekli şemaili benim için çok önemli değildi. Yansıttığı imgesel ifade benim için önemliydi. İşte konumuzun başı da fotoğrafta ifade dili diyoruz ya, bu ifadeyi güzel bir bedende aramadım. Bir bedende aradım. Ve bedende aradığım şeyin güzelliğini ben yaratmak istedim. Ona yüklediğim anlamla o şeyi yaratmak istedim. Doğal olarak bu çıplaklık bana bir kültür tarihi serüveni yaşattı. Çıplaklığı inceleyeceğim diye ve her modelimi de bu böyle bilgilendirdim saatlerce sohbetlerimizde durumu anlattım. Ben niye çıplak poz vermeyi tercih ettiğini önce sorup sonra ona çıplaklığın sanattaki yansımalarını ifade ettim. Ben modellerim sağ olsunlar o kadar cana yakın davrandılar ki ve bana geniş bir şey sağladılar. Neredeyse 20 yıl süren bir portfolyo değil artık. Kaç portfolyo ortaya çıkaracak bir zenginlik kazandırdılar. Demin gördüğünüz gibi yazıları balerinlere doymadım. Bir de çıplak bedenlerde denedim. Burada da birkaç örneğini görüyorsunuz. Bunlar da ciddi koleksiyonlarda yer almış işler. Ondan sonra tabii kendi içinde aşağı yukarı 1987'den 2004'e kadar sürdüğü için dönem dönem modellerin fiziki yapılarına göre değişik şeyler kazandı, anlamlar kazandı. Benim estetik şekillenişim kendi içinde evrilmeye başladı. Bazen sert saydığım ifadeler giderek daha yumuşak tenlerde, daha yumuşak ifade biçimlerine dönüştü. Özetle, bu çıplaklığı resmederken kendim de bir düşünce eğitiminden, bir düşünce serüveninden, bir estetik serüvenden geçtim. Beni biraz da olgunlaştırdı. Evet benim bu çıplaklara dair söyleyeceğim özetle bunlar. Var mı? Hocam, var. ben bir şey Hocam. sormak istiyorum. Erkek bedeni kullanmadınız mı acaba? Erkek bedenini e, hiç düşünmedim, kullanmadım, e, heyecan da duymadım. Çünkü e, şeydir hiç sizi etkilemeyen hiçbir şey sanata konu olmaz. Yani e, coşturmaz. Ben erkek bedeni beni hiç ilgilendirmedi. Onu da kadınlar çalışsın de, dedim kendi içimden. Bazen bunu, bunu ama e, bilinçli bir şekilde mi? Hani erkek bedeni çekmek istemiyorum diye bir şey Evet şeyini... bilinçli şekilde. Yani beni etkileyecek hiçbir e, vasfı yok. Çünkü e, eğer erkek bedeni de çalışsam sanki anatomi dersine ev ödevi hazırlar gibi hissederdim. Ben sanatçıyım. E, etkilendiğim, duyumsadığım şeyleri çalıştırırım. Yani e, erkek bedeni yadırgadığım bir şey değil. Bir erkek olarak bunun belki kadınlar çok daha farklı bakış açılarıyla farklı yanlarını görürler. Farklı ifade biçimlerini yakalayabilirler. Zaman. Farklı rollere biçebilirler. Ben erkek olarak çok etkili bulmadım kendim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ali Bey buyurun. Ha, Ebru Hanım buyurun. Çok özür diliyorum. Araya girdim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Fotoğraflarınızdan bir tanesinde el izi vardı duvarda. Özel bir anlamı var mı? Nasıl? El? El, el izi. Mi? Duvarda. Parmak izi. El, el izi. Parmak. Tamamen. Parmak. Ha el izi. O O modelimin el izi. Ee, şimdi onun da şöyle bir hikayesi var arkadaşlar. Birkaç sene önce e, bağlı olduğum sanat galerisi İstanbul e, şey festivali çerçevesinde bir üç kuşak sevgisi açmıştı. Ben orta kuşaktım. Benden büyükleri şeydi işte Adnan Çöker'ler vardı filanlar. Ondan sonra e, bu arada MoMA'nın MoMA'nın direktörünü de davet etmişler Türkiye. MoMA Amerika'nın en büyük modern sanatlar müzesi. Direktörünü çağırmışlar. Benim galeri sahibi de zengin bir iş adamı, nüfuzlu biri davet etmiş şeye. <laughs> e, galeriye davet etmiş. Girerken MoMA'nın müdürü bu fotoğraf o bahsettiğiniz işte e, el bir de bir borunun dibinde şey vardı yatmış bir çıplak vardı böyle pis su borusunun dibinde. <gülüyor> evet. evet <laughs> ikisini e, görmüş Geçmiş yer, yani oturmuşlar, kahvelerini içmişler. Dur ben şunu bir daha göreyim diye. Kalkmış gelmiş gene izlemiş. Ondan sonra çıkarken e, bu iki tane daireydi o zaman galeri. O daire bir daha yönelmiş. Şunu bir daha göreyim demiş. Sonra galericime diyor ki niye bu sanatçıyı Amerika'ya getirmiyorsunuz diye. Galerici bunu bana sekiz ay sonra söyledi. Sekiz ya da dokuz ay sonra. Yani orada işte çağırsa, davet etse, bak çekes dünyaca ünlü bir müzenin müdürü çalışmaları beğendi filan dese en azından tanışmış olurum. Daha sonra irtibatlar olur. Çünkü orası dünyanın sayılı müzelerinden biri. Bizimki sekiz ay yanılmıyorsam sekiz ya da dokuz ay sonra bana bunu söylüyor. E söylemenin artık bir anlamı yok. E ayrıca yaptığım fotoğrafın ee, şeyini biliyorum yani ruhunu biliyorum ee, sana severe hangi noktadan fotoğraf etkileyeceğini biliyorum çünkü o kadar deneyimim var ee, yurt dışında da birçok şeyle otoriteyle karşılaşma olanağım oldu albümümü değerlendirdiler gördüler izlediler filan ee, dış dünyadaki sanat hareketlerini de izliyorum bizim ülkemizde o kadar Değerli isimler var ki, o kadar güzel işler var ki. Fakat e, son zamanlarda yine bir Amerikalı galericiyle irtibatım vardı. Bana şunu demişti: e, Türkiye'de partner bir galeri bulamıyorum dedi. Partner, yani uluslararası düşünen, uluslararası davranan, uluslararası normlara uygun hareket eden bir galerici bulamıyorum demişti bana. Artık var, siz düşünün şeydir. Dolayısıyla o fotoğraflar benim dışında da beğeni kazanmıştı. Yani özellikle modelin elini kullandım çünkü kendinin bırakmak istediği bir iz vardı. Benim son yıllarda yaptığım resimlerin hepsinde parmak izim var, el izim var. Bu dünyaya iz bırakmak diye bir şey var ya terminolojik olarak öyle halk dilinde var. Ben de bir parmak izi. Bir de negatif vardı. Gözünüzden kaçtı. Bir fotoğrafın üzerine de negatifine de parmak izim silmiş. Onu özellikle silmek istemedim. O fotoğrafın büyük boy baskılarında da o parmak izi var. Ben de o kusuruyla kalsın. Belki de güzelliğiyle. Evet. Başka soru? Hocam. E, Ali Bey ve Erdal Bey e, parmak kaldırmışlar. Ali Bey buyurun. Önce siz. Evet. Cerkaz evet. Hocam bu çok cesur ve avantkat bir çalışma. Gerçekten ten öyküleri. Ben e, gerçekten avantkat bir çalışma. E, bu sizin e, bu çalışmaları biraz önceki söylediğiniz uluslararası tarzda düşünen bir galeri var mı? Ülkemizde hala bu o, olaydan beri. Şimdilerde bir, de bu, bir iki hı. tane var. Bir iki tane var. Var. E, dünyayı takip eden isimler de var ama Tavır ve davranışları şey uluslararası değil. Yani uluslararası biliyorlar, yol yöntemi biliyorlar ama davranış biçimi öyle değil. Yani ya o kadar cesur değiller. Değil, Avangart değiller. Değiller, bilgi sahibiler ama uygulamaya gelince şey değiller yani öyle açık değiller. Bu ten öykülerindeki yanal ışık hep yapay ışık mı? Sonra pencereden gelen ışık mı Çerkes hocam? Ben hiç doğal pencere ışık kullanmadım. Hep stüdyoda ışıklarımı kendim yaptım. Bir de asistansız yaptım. Çünkü biraz da mahrem bir konu. Ee, başka bir göz dikkatimi dağılır, dağıtır diye. Ee, bir keresinde modelimin biri rica etti. Benim bir arkadaşım var katılmak, şey görmek istiyor nasıl çalıştığımızı filan diye. Çok ısrar edince getirin dedim. Geldi kız kenardan lafak e, lafa karışmaya başladı ondan sonra <laughs> e, benim tabii görüş açımı görmüyor. O kendi baktığı açıdan bakıyor. Kendine göre absürt şeyler buluyor. sonunda dedim sen galiba bu işi çok seviyorsun. Hadi geç arkadaşınla beraber bir çifti modeller vardı. O da onlardan biriydi. Ve gönüllü o da soyunup çalışmaya katıldı. Harikasınız. Teşekkürler Çerkes Hocam. Eğer Bey buyurun. Ha, merhabalar. Merhaba. Ana Pot'la ben bu gece itibariyle tanışmış oldum. Çerkez Hocam'ı Instagram'dan takip ediyordum. Takip ediyordum. Postu görünce ben de bu gece Çerkez Hocam'ı dinlemek istedim. Hoş, Hoş geldiniz. Ben de bin, 2007 Gazi Resim Eğitim mezunuyum hocam. Şu an ee, Benim okulumdan. Evet evet. Ee, şimdi de Düzce Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Hani 15 yıla 15 yılı aşkındır. Ben de işte bir sanat öğrenciyim. Devam ediyor. Üretimlerim var. Resim üzerinde oluşturuyorum. Son iki yıldır da amatör bir şekilde fotoğrafa başlamış oldum. Ben şunu bir katkı bulmak istedim. konunun şu an üzerinde de çalıştığım benim konu o olduğu için. Bak bendeki çağrışımları oldu. Sen anlatırken ben Dion Sosyalniker'inden Hadarellesi Anadolu Halk Takvimi üzerinden çalışıyorum. Siz nülük üzerinden bahsederken hatta bir arkadaş şey sorarken neden erkek bedeni çalışmalarınız dediğinizde direkt benim kafamda şöyle bir ışık yanmış. Hani neden sizden de bağımsız olarak nü fotoğrafta tercih edilen şey kadın oluyor? Ben şunu şöyle okudum hocam. Kültür tarihinin kurulu kurulumunda ya da en başta Yunan üzerinden e, isimlendirecek olursak iki dikadomi vardır. Bir Dionysos dikadomisi vardır, bir de Apollon dikadomisi vardır. Dionysos e, düşüncesinin temelinde de bakaimleri, Sadece kadınların olduğu bakaimleri Dionysos düşüncesini oluşturur. Apollon kültüne geldiğimiz zaman ki bugünkü kurulu egemen kültür işte erkek egemen kültür dediğimizde tam da o kültür oluyor. Erkek aklına denk geliyor. O zaman nü dediğimiz yerde yani kadın bedeninin daha bir şey daha fazla anlam ifade ediyor olması gerçekten de hani bu kültür tarihiyle de ilişkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Kültür tarihinin ötesine bakarsak güzellik sembolü daima kadın bedeni üzerinden inşa edilmiştir. Cesaret, güç, kuvvet de erkek bedeni üzerinden ifade edilmiştir. Dolayısıyla Arkaik dönemlerden antik çağa kadar, oradan günümüze kadar güzellik sembolü olarak hep kadın bedeni seçilmişti. Yani o bizim şey değil, bu bir gelenektir. Biz bu geleneğin takipçisiyiz. Ee, ama yok mu? Ee, mesela Amerikalıların çok önemli bir şeyi var. Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe'un olağanüstü erkek beden fotoğrafları var. Olağanüstü. Hatta bir kısmı Eşcinsel erkekleri şey edilmiş konu edilmiştir. Hatta Amerika'da sergisi bir galeride yasaklanınca Amerika ayağa kalktı. O o sene e, şeyin bütçesini kestiler galerinin e, şey yerel hükümet bütçesini kesti. E, Amerika ayağa kalktı. Ülkenin bütün müzeleri o sene Robert Mapplethorpe yaz boyunca sergilediler. Şimdi var dünyada çok örnekleri var. E, şu anda dilimin ucunda bir sürü isim var. Yani onların erkek bedenleri üzerine yaptığı çalışmalar var. Yok değil yani. Ben çalışmadım sadece. Evet. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tam siz anlatırken de erkek bedeni hocam tam da hemen bahsettiğiniz çalışmayı bilmiyorum ama hemen benim aklımda oluşan soru işareti şeydi. O erkek bedeninin de şey eşcinsel bir beden olarak kullanılabileceği fikriydi. Hemen benim de aklımda oluşan oydu. Robert Mapplethorpe'u inceleyin, olağanüstü fotoğraflar var ve e, erkek bedenleri, genellikle eşcinsel bedenler. Çünkü onların da kadınsız boyutlarını ele almış. Yani, evet, ben de tam bunu ifade etmeye çalışmıştım. He. Teşekkür ediyorum ben. Çok Mesela. özür diliyorum. Erdal Bey, e, mesaj kutusuna bakabilir misiniz lütfen? Sohbet kısmında size bir şey yazdım, lütfen bakar mısınız ona? Çok özür diliyorum Çerkez Hocam. Peki. O zaman biz devam mı ediyoruz? Erdal yani, Bak. Hocam şey monoton öyküler. İsterseniz gelelim mi, mi, milli <gülüyor> meseleye. <gülüyor> monoton öyküler, evet. Evet. <laughs> Şimdi, arkadaşlar bir tane gösterelim istersen. Ondan sonra. Tamam. Peki. O kalsın ekranda değil mi? Tamam. Peki. Buyurun hocam. Arkadaşlar şimdi e, Ankara'da uzun yıllar yaşadım. 37 sene yaşadım. Ankara'dan ayrılma kararı verdiğim bir tarihte e, döndüm ya ben Ankara'ya dair hiçbir şeyim yokmuş dedim. Hani tek tük işte zaman zaman gezi fotoğrafları var ama Ankara'ya dair hiçbir şey yapmadım diye. Böyle bir kenarda da bir kaygı vardı. Bir kar yağışı, da öyle nadir günlerin birinde. Ankara Batı oturuyordum. Sokağa çıktım. Kameramı da aldım yanıma. Belki bugün bir şeyler bulur çekerim diye. E, dolaşırken geniş boş araziler vardı. Batı o dönemini e, bilenler biliyor mu ama bilmeyenler için şöyle söyleyebilirim. E, o zaman e, Batı kent kooperatifler birliğinin başında e, Karayalçım var ve modern bir kent projesi diye başladı. Ondan sonra yaşam alanları ferah, bahçeli filan evler, kamuya ayrılmış geniş araziler, okullar, camiler, spor alanları filan gibi dünyanın da dikkatini çekti ki şimdiki İngiltere kralı o zaman prens Karayalçı'na ödül vermişti bu projeden dolayı. Bunun ve düşünürken artık Karayalçın dönemi değil yeni bir belediye başkanı tahribat üzerine projelendiriyor. Bir baktım ki boş alanlara binalar yapılıyor. Ama nasıl soluk bile alınmıyor. Arada nefes bile alınmayacak gibi. Ve tabii belli ki tepki çekecek diye binalar renk renk yapılıyor. O zaman rengarenk binalar şeyde Oran şehrinde bir site vardı. O hep dikkatimizi çekerdi. Burada rengarenk binaları görünce Batı kentin akıbeti hakkında ilk fikirler oluşmaya başladı. Dedim ki hikaye monotondur. Bu hep tekrarlanan bir şey. Biz bu hikayeden ders almadığımız sürece şey, hayat hikayelerimiz hep monotondur. Bu, bu boşluklar dolacak diye. O zaman da ağaçlar dikilmiş. Hepsi cılız, dallar var işte otlar var dedim ki yani bu zayıf bitkiler bu dallar aracılığıyla şehri göreyim ağacın gözüyle göreyim dedim ne olacak diye ve e, tabi fotoğraflarımın ağırlıklı bölümünde çerçevemin tam ortasına tam bir e, acemi gibi fotoğraf çekmeye çalıştım yani herhangi bir sanatsal kaygı değil bir acemi fotoğrafçı gibi çerçevenin tam ortasına yerleştim yerleştirdim konumu geri plandaki binaları mümkün olduğu kadar flu almaya çalıştım. Bir hayal olarak geri planda tuttum. Dikkatimizi ağacın gözüyle kentin nasıl göründüğüne çevirdim. Bu bir hem bir şey ideolojiydi hem bir felsefeydi. Dolayısıyla bir gün çalıştım. Sadece bir gün çalıştım ve e, 50 civarında fotoğraf aldım. 51.yi bir daha çekmek istemedim. Demin projeyi bana ne kadar sürüyor diyen arkadaşlara bir şey olsun diye söylüyorum. Bir günlük bir proje. Demek ki benim yıllar yılı yoğunlaşmamın sonunda bu noktaya getirecekti. İşte gördüğünüz buradaki fotoğrafla küçük bir seçki tabii. Bu 50 fotoğraflık monoton öyküler adını verdiğim bir Ankara belgeseli ya da sanatsalı. Evet, 50 fotoğraflık bir seriydi bu. Bu konuda e, şeydi, hani kısa sürede, e, çar çabuk ama müthiş bir yoğunlaşma sonunda çekilmiş. Buna hepsi slide arkadaşlar. 2000'de çektim bunları. Nereden, üstünden kaç sene geçmiş? 20 20 mi? 40, 30 mu? Yok. 2000'de ise 24, 24 yıl. 24 sene önce henüz daha e, slide çalıştığımız bir dönemde yaptığım bir çalışma e, şeydi. E, bu bir belgesel değil. Bu bir davranış biçimi, bir tutum fotoğrafı, e, dizisi. Ondan sonra e, bir söylem. Hani güçlü bir şey duygular karşısına bazen bir tek şiir yazarsınız ya yani bütün yoğunluğunuzu o şiir alır. Benim için de bu çalışma böyle bir şeydi. Bunun albümünü yaptım hazır elimde. İleriki zamanlarda şeyiyle çok çok değerli bir şair dostum Maniler yazdı. Ve şey semaha duran ağaçlar gibi gördü. Yani kendi gölgesine semaha duran ağaçlar gibi inanılmaz dizeler yazdı. Onunla beraber onu yayınlayacağız. Büyük bir albüm olacak. Bu konuda sorunuz var mı? Ya da katkınız? Hep bir isyanımız var hocam. Hep bir protesto var. Yani burada e, yapılaşmaya yani binaların, e, mimarinin oluşumuna belki değil mi? bir nedeniniz Bu var. dair başka şeyler de olduğu zamanla. şimdi isterseniz devam edelim. Bir sonra ne geldi? Öykü. Herkes herkes devam etmeden bir şey söyleyeceğim. Yani yapılaşma ve mimariye getirdiğim bir eleştiri olmasına rağmen seçtiğim mevsim kış olması nedeniyle belki bir de o renkler aslında fotoğraflarda müthiş bir yağlı boya tablo havası da var. Yani böyle seni içine çekiyor. Hani o eleştiriden çok böyle başka dünyalara götüren bir şey yarattı bende bu fotoğraflar. Bir günlük çalışma olmasına rağmen. Gerçekten yani fotoğrafla tablo arasında, yağlı boya tablo arasında gidip gelen enstantelener gibi geldi. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Benim... Ben de bir söz alabilir miyim? Tabii evet. Ki. Herkes... Buyurun. 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 Peki önce ellerine bu monotor Türkleri çalışması için yani evet, inanılmaz beğendim ve ben diyecektim ki her bir bir şiir diyecek. Her bir ederim. bir şiir gibi. Evet. şiir, gibi. Sen de dedin ki bunların üzerine bir şair arkadaşım mani yaz dedin. Yani beni aldı götürdü emin ol. canım sağ çok teşekkür Yani teşekkür. ciddi bir şekilde aldı götürdü. Yani bu işin kitabının olacak olması da çok çok iyi yani çok başarılı bir iş yani e, ve de bence çok ses getirecek bir iştir diye düşünüyorum ben. şimdi <laughs> An bir şey söyleyeyim e, çoğunuz coşar kulak sizi tanırsınız İfo e, laboratuvarlarının sahibi e, genç bir akademisyen e, iyi bir fotoğrafçı Joşar hep bana der ki şimdi değil en az 15 senedir abi bu çalışmayı sergileyelim onun da kuratörü ben olayım diye bunu bana 2007'den beri söylüyor ee, ama ben zihin olarak yayına verecek şekilde olgunlaşmadım sadece albümün maketini hazırladım yani basılmış kadar temiz bir maketini hazırladım ee, hatta gösterebilirim. <laughs> Sevgili Tanju, görüyor musun? O nefsi olmuş hocam. Ha. Kapağı bile hazır. Ha, her şey hazır. Evet, evet her şey hazırlanmış. Çok yani çok. Her çok... şey hazır. Ee, şeyde bir manide okuyayım isterseniz size. Aa, çok evet. Yani. Ee, hangi fotoğrafın manisi olacak? İsterseniz ben fotoğrafı da açayım. Ha, fotoğraf bu. Aa, ee, önemli evet. değil fotoğraflar ha. bunlar şey sahipli değil yani haram helali yutmuş dostu düşmana katmış sapını unutmuş da balta bana kin tutmuş ağaç konuşuyor sapını unutmuş da yani sapın da ağaç diyor böyle inanılmaz derinlikli maniler var ben maniyi yeniden edebiyata sokmak için <laughs> özel bir önem şey ettim. Ee, ne diyor? Aşığım kimse bilmez. Sevda içimden gitmez. Her yerde öten bülbül dalımda neden ötmez? Ağaç sitem ediyor. Her yerde ötüyorsun benim dalımda niye ötmüyorsun diyor. Öbür tarafta da baltaya sitem ediyor. Sen de diyor ağaç sapım var diyor. Beni nasıl kesersin diyor. Böylece e, yani bir kentin yağmalanmasının ilk adımında bunları çekmiştim. E, o adım bitmedi, kentler yağmalanıyor. Daha sonra bir çalışma daha gelecek. Oradan... Bu konuyla ilgili değil de bir şey söyleyeyim mi seninle ilgili? Yani seninle kendi alım üzerinden gideyim. Ee, yani kusura bakmayın böyle araya giriyorum ama. Biz e, Şerkez'de en güzel şeyimiz Erol sokak vardı Beyoğlu'nda. yolunda. Orada bir kahvemiz vardı. İkimiz de orada otururduk genelde. Ve de bu sohbetler var ya şurada yaptığımız sohbetler. Çerkez'de doyumsuz sohbetler hep yani. devam etmişti orada. Yani <laughs> inanılmaz. Hatta bir son en sonunda Galatasaray'da karşılaştık. Ayakta bir sohbete başladık. Yani orada da ayaktayken bile bir saate yakın muhabbet ettik. Yani Çerkesin hani şeyi çok güzeldi. Kıskandırma milleti. Ha Ne ne diyeyim? Kıskandırma milleti. ama yok kıskandırmıyorum canım yani güzel yani. O çok güzel sohbetlerimiz oldu gerçekten. Evet, Olmaya da devam edecek. Edecektir, edecektir. Edecek. Evet. Başka e, sorusu olan arkadaşlar e, Hocam var. Ebru Hanım buyurun. <laughs> biraz önce Farklı bir akşam değil mi bu akşam arkadaşlar? Evde nasıl de, hızlı, de, hocam? slaytlar satıp gitmiyorum. <laughs> evet hocam. Manileriniz de çok güzel oldu. Koracak çok şeyimiz vardı Aç Herkes hocam. Bekliyoruz. Evet, kuyruktayız. Evet buyurun. buyurun. Monoton öyküler için bir günlük çalışma dediniz. Diğer çalışmalarınız yıllardır sürmüş. Tarihleri yazıyorum ben. 10 yıl, 15 yıl. Fakat bir şeyi içselleştirmek farklı olsa gerek. Yani bir işi yaparken adım atıyorsunuz, ekmek alıyorsunuz. O yüzden aslında tam bir günlük gibi gelmiyor bana. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bir günlük derken aslında bir ironi yaptım. Yani bir gün değil, o, onun evveliyatı var, altyapısı var, şey var, fikir düzleminde egzersizler var. Ne bileyim, bir kenara etti aldığınız notlar var. Ee, dolayısıyla ben hani ne kadar süre de tamam diye bir soru sordular ya arkadaşlardan biri. Ee, i̇şte bu öyle bir gün içinde karar verdim, çektim. Nasıl bir yoğunlaşmayla çektim onu da bilmiyorum. Çektim ve o gün dedim ki bundan sonra bir kare daha çekmem diye. Nitekim inanılmaz güzel Karelerle karşılaştım daha sonraları inanın elim gitmedi çünkü o bir e, ideay gibiydi yani bir böyle yoğunlaşmış bir fikir bir manifestoydu bu bu kadar diye aklımdan öyle oluştu o noktada karar verdim ondan sonraki güzel fotoğraflar sanki kirletir gibi ne bileyim sanki dokuya uymayacak gibi geldi bana ben öyle hissettim. Ama nüller benim 87'den 2004'e kadar sürdü. Bakın hiç tartışmasız devam etti. Demek ki e, yoğunlaşma, bütünleşme e, farklı bir şey. Onun reçetesi yok. Formülü de yok. Zamanı ve zemini de yok. E, sizi duygularını, sizi e, içinizdeki ses, öfke veya çağrı nerede stop demişse orada durmayı tercih etmek lazım. Yani yaratıcılığın zorlama gelir yani yok. O bir pınardır kendiliğinden gelir, akar gider. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Devam evet. edelim işte. Sana. Sırada öyküler var hocam, öykü var. Onunla ilgili paylaşıyorum. O hangi öyküler? Dur bakalım. Hemen bakalım. Ha dokuzu Ya arkadaşlar bu daha ilginç bir konu, ee, bu bu ilginç bir şey. Şimdi daha önce de e, konuşmuştum e, belki tekrar olacak. E, Sovyetler dağıldıktan sonra e, düşünüyorduk yani dünya nasıl bir yere gidiyor diye. E, ben de İstanbul'a yeni gelmişim böyle. İnternette yeni yeni giriyoruz. Yeni yeni işte sosyal medya filan başlıyor. 2006 ya da 7 tarihlerinde bir öyle bir mektup geldi bir Rus kadından. i̇şte Türkiye'ye gelmek istiyor. İşte çalışmalar mı herhalde o zaman web sitem vardı. Oradan görmüş model olmak istiyor. Şu oluyor, bu oluyor. E tabii bir yabancı ağırlamak öyle kolay değil. Ne gücümüz yeter, ne başka bir şey ben de nazik şekilde ya ben imkanlarımız o kadar uygun değil e, Türkiye'de zaten çok ekonomik olarak çok iyi değil filan diye derken mektup akınına uğradım sonra mektuplar onlar binler yüzler ne bileyim böyle bir ...buldozer gibi üstüme akmaya başladı mektupları merak ettim hepsi güzel kadınlar hepsi genç kadınlar hepsi böyle e, şey pozları var e, erotik pozları var şusu var bu işler bunlara depolamaya başladım. Dosyaladım. Dosyaladım. Epey bir taraftan da üzülüyorum ya. Bir koca sosyalist sistem nasıl çöker de böyle insanlar sokaklara düşer filan diye böyle ya ne yapayım ben dedim bunu bir proje yapayım diye kendimce. Sonra dedim ki Rus tarihinin bütün büyükleri suçlu. Yani buna Dostoyevski dahil hepsini suçlu ilan edecek bir proje yapmayı düşünüyorum. O zaman rahmetli Levent Kırca e, hayatta bir dostum aracılığıyla buldum. Dedim ki hoca böyle 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 bana sürekli fotoğraflar akıyor. Ben bu fotoğraflardan e, öyle bir sergi yapacağım. Bu fotoğraflar geldikleri büyüklükte bütün duvarı kaplayacak, bütün tavanı kaplayacak şekilde binlerce kadın fotoğrafıyla duvarları süsleyeceğim. Ama siz dedim Plastik şovu çok iyi biliyorsunuz. Ustasınız. bir Dostoyevski kılığına girip onu karikatürize etmek, bir Lenin kılığına girip karikatürize etmek, bir Stalin kılığına girip karikatürize etmek, bir işte o zamanki Boris Yeltsin vardı. Yeltsin'in kılığına girip şey etmek. Yani Rusya'yı tek tek değil topluca eleştirmek. Nasıl böyle bir çöküntüye meydan verdiniz? Ben o problemi çok büyük boy sergileyeceğim dedim. Bunlar da zemin olacak diye. Çok beğendi rahmetli. Şeydi ama bir ameliyat geçirdi. Ardından başka bir şey oldu. Ben biraz bütçe aradım. Olmayınca sonra Ankara'da, şey İstanbul'da laleler yapıldı. Lale heykelleri. Hatırlar mısınız? Boğa öküzler vardı, laleler vardı. Geçen sene ve önceki senede şahmeranlar vardı. İşte o koca koca heykellerden birine bana verdiler. Ben 500 tane e, fotoğraflar arasından bize çiçek sunan kadınları, çiçek sunan, sadece çiçek sunan kadınlar portrelerinden 500 tanesinden bir büyük e, lale heykeli donattım. Lale heykeli iki buçuk metre büyüklüğünde ve Taksim Atatürk Anıtının yanında 4 ay kaldı. Heykelimin adı Laleli'ydi. Çünkü Ruslar Türkiye'ye Laleli'den girdiler ilk önce. Orada bağıl ticaretinden. Ee, yani kendi içinde ironiler taşıyan bu çalışmayı daha sonra Ruslar yıkılınca biz neleri kaybettik ya da iki sistem yıkılınca biz neleri kaybettik. Dokuz tane fotoğraf seçtim. Dokuz ana tema bu köksüzlük üzerine bir öykü diye adını tam şimdi hatırlamıyorum ben ezbere konuşuyorum şu anda kayıtlarda var dikkat ederseniz buradaki yapraklar o gövdeye ait değil veya dikkat etmemişseniz dikkat edin şimdi şey düşünce hayatından insan kendi düşüncelerinden soyutlandığında köksüz kalıyor bir tür arka planı yok ediliyor Dolayısıyla e, kültürel e, köklerimize her zaman şöyle veya böyle bağlıyız. Ben Sovyetler'in yıkıldığından yıkılmasından sonra kültürel köklerinden kopmuş çaresiz biçare insanların olduğunu biliyorum. Onlar çünkü ne kadar değerli hatıraları varsa hepsini sokaklara döküp sattılar. Ben Ankara'da Lenin nişanı aldım ki Sovyetler Birliği'nin en yüksek nişanı sokaktan aldım. Yine bir madalya aldım. O madalyada hem Prag şey Budapest'te savunma şey hem Budapest'te savunması hem Berlin savunmasında bir Rus'a verilmiş çifte madalyalı bir şeydi. Yani köksüzlüğü temsil eden bu fotoğrafı seçtim. Büyük boy basılı bu iki metreye yakın ve sergide bunlar hepsi koleksiyon gitti. Evet devam edelim. Bu şey bir tür Madonna yani geçmişteki ana erkil düzene yıkıldığına ben inandım çünkü bu kadar genç kadının ülkelere dağılıp kötü yollara düşmesinin bir tür şey öncülü olan Madonna fikrine dikkat çekmeye çalıştım bunun da bir sergide bir adı vardı şu anda hatırlamıyorum ama. Bir Madonna olarak bunu koydum. Bunun devamı neve geldi? Bu şey şizofren yok. Kentlerin şizofrenisi üzerine şey ettim. Çünkü Sovyetlerin yıkıldığından sonra, yıkılmasından sonra kapitalist dünya üçüncü dünyaya saldırdı. İşte Türkiye'ye, Balkanlara, Kafkaslara, orada kendi pis sanayilerinin hepsini oralarda kurdular ve giderek bu ülkelerde kent şizofrenik bir alan haline aldı. İşte İstanbul ortada değil mi? Bizim ülkemizde iki gün önce madenler, dünyanın pisliği, siyanürü, her şey gelmedi mi? Dolayısıyla bizim kentlerde kendi doğal dokularını yitirip şizofren bir kent olmaya başladılar. Ben bunu başka şeyde, nerede? Budapest'te de çekmiştim şizofren işte kentin şizofrenisi üzerine bir şeydi. Onların hepsinin adını dediğim gibi hatırlamıyorum. Devam edelim. Ee, bu e, boşlukların boş olmadığına dair bir öyküye karşı geliyor. Ee, bir yaz günü bunu böyle bir tembel tembel için. <laughs> hareket eden bir sandalyede böyle ileri geri kaykılırken bir an bu görüntüyle karşılaştım. Koştum kameraya aldım. Bir biraz bir deneyerek bu vardı. noktaya vardım. E, demek istediğim şu, biz fotoğrafçılar, rastlantılar, sürprizlerle her zaman karşılaşırız. Sürprizler gazetecilere Pulitzer ödülü sahibi yapıyor. E, şeydir, bu boşlukların boş olmadığı, insanın boş anlarının da boş olmadığını, nesnelerin içinde yer aldığı evrenin de boş olmadığını vurgulamak için. Dolayısıyla tabiat boşlukları kabul etmez, sosyal hayat boşlukları kabul etmez, politika da boşlukları kabul etmez. Onu ifade eden ironik bir çalışma. Bunların hepsi görsel temsiller arkadaşlar. Yani arife tarif işler değil. Hepsinin arkasına bir şey var. Bu oynanmamış oyunlar üzerine biraz koyu fotoğraf aslında çok canlıdır bu. Oynanmamış oyunlar üzerine. Bu da bizim şeyden değişen dünyamızda çocukların dünyasına nasıl hepsinin kreşlere doldurulduğunu, sokaklardan koparıldığını, oyunlardan koparıldığını ondan sonra şeylere sistem dışı yerlere çocukların yönlendirdiğine dair bir çağrışım olsun diye yarattırmış bir öykü. Devam edelim. Bu görünmez korkular üzerine bir öykü. Çünkü düşünce bir güçtür aslında düşünsel şeyini aidiyetini yitirmişler korkaktırlar ben Beşiktaş'ta otururken taksime çıkardım hep şey olurdu böyle genç kızlar genç erkekler bunların çoğu böyle yüksek yüksek binalarda çalışan yüksek maaşlı gençler böyle hani bakmaya doyamayacağın davranış biçimleriyle maça giderken akşam evden şeyden Taksim'den evime dönerken hepsini canavarlaşmış görüyordum. Dolayısıyla <laughs> işte, şey bu görünmez toplumda bile bireyler bile görünmez e, şey tehdit unsuru olabilir. O bende maç öyle bir izlenim bırakmıştı. Bu bir kurbağa ve yaprak kurbağası öyle bir anda karşınıza çıkıyor. En cesur adam bile bir ürperti geçirir. Ben de toplumsal hiyerarşide bunun bir yeri vardır diye düşündüm. Bu fotoğrafı öyle koydum. Ee, bu bu çalışmalar arkadaşlar dokuzar dokuzar alınıyordu koleksiyoncu tarafından. Sonra galeriyle e, anlaşamayınca ben ikinci baskıdan sonra kaldırdım. Bu da cesaret üzerine bir öykü. Evet. Benim at bakış açım bu şeydi. Beni halen bunu sevdiğim fotoğraflarımdan biri. Duru yalın bir at. Duyguları ifadeleri hiç yüzü görünmeden ortada. Bana öyle görünüyor. Bunun seven çok sevenler vardı bu fotoğrafa. Bu yiğitlik üzerine bir öykü. Bu da cesaret üzerine bir öykü. E, dokuz tane öykü bir hayli etkiliydi 1900 şey 90 yok 2007 2007 galiba o contemporary de bir hayli de şey etmişti contemporary öncesinde ses getiren bir çalışmaydı. 9 öykü kendi arşivimden hayatı bana anlatacak 9 fotoğrafı ben ee, anlam giydirmeye çalıştım. Yeni bir anlamla, yeni bir sunuş biçimiyle. izleyiciye öyle sundum ve e, ne güzel ki aynı duygularla paylaştık. Yani e, projenin manifestosunu yazınca şeyler de e, uygun ve denk düştü. Evet, benim bu konuda bir şey var mı? Bir katkı var mı? Çerkez Hocam, çok teşekkür ederim. Aa, Celal. Hoş geldin. Hoş bulduk ve ee, ellerine sağlık. Ayrıca geçmiş döneme götürdüm beni. 1974'te siz resim bölümü ben müzik bölümündeydim. Ankara'da da şey yapıyorduk. Ee, ellerine sağlık. Bilsiniz. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, evet. o zaman nesnesiz fotoğraflara mı geçeyim hocam? Nesnesiz evet. fotoğraflara geçebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar eee benim bu Ankara'yla başlayan bu kent serüvenim daha sonra şeydi, e, uygarlıkla kentler arasındaki bağı kurmaya çalıştım. Ben e, uygarlığın köylerde değil, kentlerde e, yaratıldığına inanıyorum. Hatta her kentte değil, su kıyısı kentlerinde. E, giderek bu şekillenince dedim ki ya ben... E, Üç Batı kültürünün simgesel kentini, üç de Doğu kültürünün simgesel kentini seçeyim. Ee, bu kentleri bu kentlerin bendeki yansımasını e, görüp resmedeyim diye ee, ilk şey Batı kültürünün en önemli iki şey, üç şehri ee, Prag, Budapeş'te ve Sankt Petersburg. Yani eski adıyla Leningrad. Bunun içinde alternatif olarak da vardı. Ben ilk fırsatı bulup Prag'a gittim. Prag'ı resmederken Kafka'nın Milena mektuplarından etkilendim. Kafka, düşmüş bir kaos içinde bir Almanya'ya gidiyor, bir Prag'a geliyor ve mektupların önemli bir bölümü de Kasım ayına denk düşüyor. Dedim ki ben Kasım'da gidip göreyim Prag'ı. Milena mektuplarındaki o kaos dolu şehri kaos dolu haliyle göreyim. Bana ne güzel şehrin güzelliği falan diye. O tercihle bir Kasım başında çıktım gittim Praga. 13 gün bir arkadaşımla beraber 13 gün Praga fotoğrafladık ama yayan dolaşarak şey ettik. Aklımda hep Kafka'nın o sözleri, o çıkmazları, o Tereddütleri, o halüsinasyonları filan. Ee, sonra döndüm. Koşullar değişti. Onu sergileme olanağı doğdu. Kitap yapma olanağı doğdu. Fakat e, kitap öncelikli çıktı. Ondan sonra Çekler e, Sovyetlerden ayrıldıktan sonra ülkelerinde ilk defa biri geliyor. Prag'ı önemsiyor. Resmediyor. Ve kitap yapıyor. Ondan sonra Çekler böyle bir inanılmaz bir şeyle yaklaştılar bana. Bana devlet madalyası verdiler. Filan böyle her şey ok yaydan çıktı. Ben hiç kendime bir anda Cumhurbaşkanı Vaslav Havel'le yüz yüze getirdiler. Albümü kendisine takdim ettim. Böyle çok onurlu bir şey oldu. E, ardından Budapest'e yaptım fakat Budapest'te kitap yapmadım, biraz soluk alayım dedim. E, St. Petersburg'u göremedim maalesef. Hem bütçem yetmedi hem de mafya kenti sarmıştı. E, turistler öldürülüyor, yaralanıyor, bıçaklanıyor, ellerindeki her şey alınıyor. Tam bir kaos şehriydi. Dedim daha sonraki bir tarihte yaparım diye. Döndüm doğuya. Doğuda da İstanbul, Bağdat ve Kahireydi projem. Bağdat'ta savaş çıktı. <laughs> Kahire'de şey orada da dini iç çatışmalar başladı. Dedim ki ben bunu galiba yakın tarihlerde yapamam. Uzak tarihlerde de olsa hevesim kaçar. Döndüm içeriye. Bursa'yı Ankara, Bursa ve Lefkoşa'yı fotoğrafladım. Bursa'da şimdi göreceğiniz işler tümüyle e, burada eğer buradaysa Abid Kulevi'nin de bana çok katkısı oldu sağ olsun. E, ben e, Osmanlı'dan Cumhuriyete gelen bir kentte duvarlara ne yansıdı diye. Çünkü duvarlarda boyalar dökülüyor. Bir bakıyorsunuz en altta yeşil var onun üstünde kırmızı var onun üstünde açık sarı var öyle değişik çağlarda dönemlerde boyamışlar. Katta şeyler çamur sıvalar döküldükçe farklı renkler çıkıyor. Dedim ki ya bu bunlar hepsi şey soyut dışa vurum tablolar. O zaman ben Bursa imgemi bu soyut dışa vurum yansımalar üzerinden değerlendirin ve Bursa'ya dair tek bir gerçek hayattan görüntü çekmeden Bursa'nın duvarlarında gezinip durdum. Bunların bir kısmına abid de tanık. Ee, bunlar şeyde 2000'lerin başlarında 2000'lerin başlarında 2007 8e kadar değişik dönemlerde. Bu da 18 10 Hocam göreceğimiz fotoğrafların hepsi Bursa mı? Hepsi Bursa. Hiç. Bir kare başka dışarıdan koymadım. Büyüsü bozulur yoksa. Bu arada Nur burada mı Nur? Burada. Buradayım hocam buradayım. için <laughs> atayım diye söylüyorum. Evet evet hocam duvar hastasıyım. Şu anda iyice hasta ettim. Bunlar sen çekilmiş. daha genç kızken çekilmiş duvarlar. Yok yok bunlar 2000 Evet bunları gör. <laughs> bunlar 2000... bu kadar renkli bilmiyorum denk gelmedi sana. Valla Bursa'ya karış karış dolaştık defalarca. Tabi konu kendi içinde de zenginlikler yaratıyor. Mesela gördüğünüz muhtar afişleri. Ben e, 25 sene politik fotoğraflar çektim. Yani politikacı fotoğrafları çektim. Hep seçime hazırlarken ve liderler çalıştım. E, şey büyük ana kent belediye başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri herkes paralı, bol paralı ve görkemli afişler yaparken muhtarlar hep küçük şeyler yapıyorlar. Pul gibi afişler. Bir muhtar afişleri serisi de hazırladım. Şuradaki ilk örnekte bir tane örnek. Ve bit gibi yani şey var. Sosyalist gençler kuşlama, pullama diye terimleri var ona. Ve küçük küçük pullamalar, şeyleri afiş asarlar ya duvarlara her yerde görürsünüz. Bu bir tür muhtar pullamalar. Evet devam ediyoruz. Burada sadece renkler ve görsel materyaller var. Şimdi bir e, dost toplantısında şair Ahmet Oktay e, karısı Tülay Börtücen'e yanılmıyorsam, o da işte o sofradayız. Dedi ki ya evladım dedi ben senin adını çok duyuyorum ama dedi çalışmaların hakkında hiç dedi fikir sahibi değilim dedi. E, Tülay abla o zaman 80 kaç yaşında. Abla dedim yanımda son serginin kataloğu var. İsterseniz oradan işlere bakın. E şurada duralım bu fotoğrafta. Sonra işte bunlar dedim. Kataloğu verdim. O dost toplantısına birden suskunluğa gömüldü. Yarım saat kitapları inceledi. Sonra dedi ki bak Çerkes yavrum dedi. Ben dedi 40 sene boşuna uğramış, uğraşmışım dedi. Sen kameranla her şeyi halletmişsin. Estağfurullah abla nasıl olur? Yo yo dedi ben dedi adresini ver dedi. Sana yarın katalog yollayayım dedi. Anlarsın benim ne demek istediğimi. Sahiden birbiriyle örtüşen kompozisyonlar çıktı. Tülay Börtücen'e önemli bir ressam ve soyut dışa vurum çalışıyordu. Demek ki aklın yolu bir ya da insanların etkilenme şeyleri, odakları zaman zaman buluşabilir. Aynı minvalde bulunabilir. Ee, öyle bir anım var. Bu da e, galiba Trilye. trilye. Bursa'ya bağlı değil mi? Evet. Evet hocam. Bu evet e, o, ama şey zamanları daha 90'lı yıllar e, gezerken daha turizm turizm hiçbir şey yok. E, yani aç kalabilirsiniz orada. E, bakkaldan ekmek, helva ancak alabilirsiniz. Lokanta yok, şu yok, bu yok. Öyle bir yerde bir yapı dikkatimi çekti. Kapıyı araladım. İçeride bir mezbelelik. Aa bir kilise. İçeriye girdim. Duvarlarda bu bir azize bir de aziz buldum. Bunların fotoğraflarını çektim. Bir iki tane de kiliseden o arada kapı açıldı. Adam biri ne arıyorsunuz dedi burada. Buran dedim sahibi siz misiniz? Evet dedi. Bakın dedim ben Kültür Bakanlığı'ndan geldim. O zaman da tesadüfen Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum. Dedim ki Kültür Bakanlığı'ndan geliyorum. Ve sen dedim bir dine yapıyı burada ahır yapmışsın. ha. İçeride de bir eşek şey önüne şey saman konmuş yiyor. Hayvan da bana böyle boş boş baktı. Dedim ki sen demek bir dini yapıyı böyle yapıyorsun da. Ben dedim şimdi sen burada yokken dedim. Her tarafın fotoğrafını çektim. Bunu bakanlığa götüreceğim dedim. Gözlerim üzerinde dedi. Burayı derhal boşaltıyorsun dedim. Hakkında dedim dava açabilirim dedim. Adamcağız neredeyse altına edecek. Korkudan <laughs> temizlettirmişiz orada yani benim ardından sonra söylendi bana her temiz yaptık şimdi galiba bu kilise restore edildi bilmiyorum da ondan sonra da gitmedim Triliye ee, bu e, Leyla Alato'nun evinde salonunda asılı bir fotoğraf şunun için söyledim yani hangi koleksiyonda olması ne çok şey etmek istemedim. Deşifre etmek istemedim. Leyla Hanım bu fotoğrafta hep bu benim diye bakıyor. Bu hep beni anlatıyor diye. Ben ne zaman görse Çerkes, o hep başucumda der bana hatırlatır bu fotoğrafı. Evinde iki metre yakın büyüklükte bir sanatsal baskı olarak duruyor. Ben Bursa'ya hep soyut dışa vurum çerçeveden baktım. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Devam bu arada e, e, Abit'le gene gezerken Abit'in öğrencileri var e, yanında. Onlar da kafile aramıza katılıyor. E, bir baktım ben ne çalışıyorsam tepemde uzun boylu bir adam böyle iki bacağı sağından solundan dönüp bakıyorum tam tepemde fotoğraf çekiyoruz. Bir iki olunca dedim ki ya dedim sen ne çektin dedi. Hocam dedi sizin çektiğinizi çektim. E bir göster dedim ne çektiğini dedim. Baktım duvarı çekmiş. Bomboş duvar. E dedim ne buldun ki burada? E siz çektiniz ya dedi. Gel göstereyim sana dedim. Makineden arkasına işte bu dijital çağa geldi. Bir işte 10 santime 15 santimlik bir detay. Duvarda bir detay. Dedim bak ben bunu çektim bu duvardan. Bir şey, makinenin vizörüne baktı. Bir duvara baktı. E, göremiyorum diye Gel göstereyim ona. Sonra gittim ona bir çerçeve çizdim. Şöyle dedi. Bak buradaki çerçeve bu. Hocam bu ne anlatıyor? Dedim ki bunlar soyut dışa vurum. Ne demek soyut dışa vurum? İşte dedim bunu ben şimdi ayak üstü sana anlatsam çok zor. Bana dedi kaynak. Çünkü ki en yakın kaynaklar burada. Remzi Kitabevi'nin işte empresyonizm ansiklopedisi sürrealizm ansiklopedisi, real ansiklopedisi, romantik ansiklopedisi. O 6-7 tane kitap var. İşte Gombrich'in şu kitabı var, bu kitabı var. Bunlara başlangıç bunlarla başla dedim. Ondan sonra yollar açılır. abi bir ara kayboldu. Sonra biz çalışma daha bitirmeden baktım ki kucağında kocaman bir set. Ondan sonra kapandı. Abi'ye de sordum. O arkadaş ne yaptı? Abi dedi görünmüyor uzun zaman. Sonra duydum ki çok sıkı belgeseller yapıyormuş. Yani e, motivasyonu öyle o gün kazandı. Yani benim vardı olmuş hocam. O ha, detayları. Şey yazdı. Onda bir çimşekler çaktırdı. E, demek istediğim herhangi bir çalışmanın, portfolyonun nereden başlayıp nerede biteceğini bilemezsiniz. Ama bazen bir rastlantıdan çıkabilir ama rastlantılar insanı sanatçı yapmaz. Sadece bir yol gösterir. O onun ardından gidersiniz, bir başarıya ulaştırabilirsiniz. Ee, yoksa şey değil yani reçeteli olacak şey. ben tavsiye edemem. Şunu yap, bunu yap da oradan bir sonuç çıkar. İnsan içinde doğacak. O güneş. Ondan sonra onu yüceltecek, yükseltecek ve ondan bir sonuç çıkaracak. Ona inanıyorum, onu öneriyorum. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Ee, sırada kuleler var. Ha, ee, küçük bir ara verelim isterseniz. İyi mi? Ee, siz bilirsiniz hocam. Ee, yani üç dakika, arada dakika. isterseniz bir üç dört dakika biraz uzun sürer. Ee, böyle biz bir, burada bekleyelim. Siz bir ara verin. Üç e, dakika bekleyelim. geliyorum. Tamam. Tamam hocam. Soluksuz dinliyoruz. <laughs> öğretmen dışarı çıkınca Figen Nur ben. Öğretmen çıkınca öğrenciler yaramazlık yapar ama biz yaramazlık yapmıyoruz. Evet. E, <laughs> genelde öyle olur. Doğru söylüyorsun. Evet. Hemen e, daha kapıyı açarken sesler yükselmeye başlar. Evet. Hocam soluksuz seyrediyoruz yani. Hiç konuşmaya becalimiz yok. Çok güzel. Evet, Çerkez hocayı gerçekten çok severim ve hem anlatımı hem sohbeti her yönüyle <laughs> çok farklı. Evet, tatlı bir hocamız. Güzel bir anlatım. Teşekkür ederim size. Siz bu arada şeyleri tekrar gösterin isterseniz bize e, herhangi bir tanesini geçmişte gösterdiğiniz gösterilerden birini. Yani şimdi Boş tam başı. Ha, evet. Boş ekran seyretmeyelim. <laughs> ha, evet doğru söylüyorsun. Madem bir yaramazlık ya, yapalım. şey, hocam gelecek e, yarım Benim kalmasın diye, diye düşündüm. E, Gelen iki dakikaya kadar. E tabii e, kolay değil. Dokuzda başladık. Saat on bir oldu ve iki saattir içinde de e, evet. Korkuyorum. Yani ne suyu var ne çayı var. <laughs> i̇steyen kaçabilir <laughs> ama. <laughs> yok hocam kimsenin bir yere gittiği yok. Ee, ben e, devam ediyorum. Peki. Şimdi bu e, nelerdi? Bunlar bunlar şimdi kuleler, gökdelenler götelenler pardon kuleler dedim, Burada Arkadaşlar e, aslında istersem kurgusal fotoğrafın alas yapayım. E, yani anlayamadım. E, tekrar söylersin. Yani, i̇stersen dedim kurgusal fotoğrafın eee çok iyi örneklerini verebilirim. Ama böyle özellikle kolajları. Kolajlar e, çok fazla şey etmek istemem. Ben halen gerçeğe gerçekten kopuk olmayan imgelerin peşindeyim. Hani e, insanlar gerçek dünyadan olduğunu varsaysın, görsün ve paylaşsın diye. E, böyle hayal mahsulü çok şey olmasın istiyorum. Bu çalışma e, bir bir, hayatımda ilk defa ticari bir işi sanatsal bir gözle yaptım. Benden onu beklediler. Onu yaptım. Denizli'de bir sanayici arkadaşım var. Tekstilci. Bana abi dedi ben Osmanlı desenleri özellikle laleleri işliyorum dedik yatak örtülerine. Onları herhalde Pierre Cardin'e satıyormuş. Fransa'da. Öyle sanatsal bir şey yapalım. Fuara katılacak. Eee bu çalışmaları yaptık ee, ona ilk defa. Yalnız e, konsept olarak e, yeni dikitlerimizi aldım. Çünkü İstanbul'da birçok dikit, di, dikit var. Mesela işte çemberli taş var, dikili taş var, mezar taş şeyleri var, abideleri var. E, i̇şte bir sürü yerde var. E, İstanbul'un bunlar 2000'lerin başında Yeni dikitleri bir iki tane gökdelen vardı, bir iki tane Leventte vardı, bir iki tane de masakta vardı. Her şey o kadardı. Bu gökdelenlere esas alalım dedim. Osman şeyi Türkiye'nin yeni yükseltileri diye. Şu fotoğraf kalsın. Bunları bir şey için puar için hazırladık. Az bir çalışma, sekiz dokuz tane şey olsun, ya yani fikir olsun diye koydum bunları. İşte belirsiz bir noktadan gelen bir kumaş. Geliyor önümü göktelenlerin arasından geçiyor. Bunu çerçeveden dışarı çıkıyor. Bu fuarda büyük boy basıldı sergilendikten bir birkaç gün sonra bir baktım Vakko'nun billboardlarında var. Aynen bu kare var. Benim kumaşı başlattığım yerden kravat başlatmış. Vakko kravatları. Şeyde işletmenin sahibi de İsmail adında bir dostum. İsmail dedim biz bunu duyuralım Vakko'ya bu kopya edildi filan diye. Taklit edildi. Hatta gerekirse dava açalım dedim. Abi dedi beni taklit ediyor daha ne istiyorum dedi. İyi ya dedim sadece senden ben biliyoruz. Kamuoyu bilmiyor. Ve bu Vakko'ya <Hakim> <laughs> mal olmuş bir şey oldu ne yazık ki. Ben hem biraz muzip olsun hem fotokolajın olanaklarından yararlanayım hem de İstanbul'a farklı bir bakış olsun diye bir sonraki sene de tarihsel dikitlere esas aldım. İşte Galata Kulesi gibi, dikili taş gibi. Burada böyle ironiler oldu. Şey işte havlu üretiyor bilmem ne. Gök yeni yeni yükseltilerimizin üzerinden bunları ifade etmeye çalıştık. O zaman sağ altta gördüğünüz heykel şimdi Yapı Kredi'de ya o zaman iş Bankası'nın evet. önündeydi. Yani işte belgesel diyorsunuz ya, a bu belgesel. <laughs> Devam edelim. Eee göktelene bornoz giydirdik. İşte ne bileyim. Hatta bir seri daha var. Göktelenler arasında bornozlu göktelen de var. Böyle ironiler yaptık şey olsun diye. Biraz humor tarzında. Bu benim ticari amaçla yaptığım tek sanatsal iş. Onun dışında hiç bir daha işimin patronu olmadı. Hep yoksul kaldılar. Şimdi geldik şeye. Bu, bu konuda sor soracak sorularınız, katkılarınız. Ben bir soru sormak istiyorum Çerkez Hocam. Ha, buyurun. Ee, şimdi e, örnekleyerek başlamak istiyorum. Eyfel Kulesi ışıklandırılmışken Eyfel'in e, fotoğrafını çekerseniz eğer e, bu telif haklarına tabidir diye bir bilgiye sahibim. Doğrudur veya yanlıştır bunun üzerine tartışmak istemiyorum. O mimari yapıların da bir telif hakkı var mıydı? Acaba böyle bir düşünceye sahip oldunuz mu? Şu an merak ettiğim için soruyorum. Karşılaştım onu. diyeyim daha doğru olur. Lütfen. A A Anadolu yakasına bir ünlü iş adamının bahçe duvarının önünde fotoğraf çekiyorduk. Güvenlik geldi dedi ki çekemezsiniz dedi. Nedenmiş dedik. İşte burası özel mülk dedik. Dedi. Dedim ki üstadım özel mülk şu kapının arkası, şu duvarın arka tarafı özel mülk. Şehrin, şehire bakan yüz kamuya aittir. Size ait değildir. Onu herkes fotoğraf çeker, dibinden gider, orada dibinde durur, her bir şey yapar dedim. Sadece mülke, şey, mülkiyetine dokunamayacak bir şey. Mesela afiş asamaz. Sizin zamanı. Ama şey binanın dış yüzü kamuya aittir. Nitekim o demin ki İş Bankası fotoğrafını çekerken oranın da güvenlik görevlileri "Hayır çekemezsiniz. dedi. Burası özel mülk." Bu özel mülk olabilir ama şu güvenlik duvarının arka tarafı özel mülk. Burası sokak, cadde, mezkur alan. Burada karışamazsınız dedik. Burası kente aittir dedik. Yani binanızın görüntüsü kente aittir. Size ait değil. Biz her türlü tasarrufta bulunuruz. Fotoğrafını da çekeriz. Ondan sonra kolaj da yaparız. Espri de yaparız. Her şey yaparız. Hatırınızda bulunsun. Bir kente dair yapıların dış yüzleri kente aittir. iç yüzleri sahiplerine aittir. Yani bunu bir zaman ben Kültür Bakanlığı'nda çalışırken telif haklarına dair yasa taslağında ben de memur olarak çalışmıştım ama ilk yasalarda sonra çokça değişti hep bunu önerdik yani bir kentin içinde yer alan mimari parçaların dış yüzü sokaklar caddeler şeye aittir kente aittir gerisi özel mülke aittir mesela sokakta fotoğraf çekersiniz eskiden kimse dava etmiyordu şimdi kişilik hakları Yasal olarak genişletildiği için müdahale edebiliyor. Onun izni olmadan kullanamıyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Hatta ben bir filmin e, yılanların öcü galiba e, Berlin Film Festivalinde 1960'larda şey almış, altın ayı almış. E, 40. yılında bu filmi e, telif haklarını Türkiye'de ödeyecekler. Fakat Prodüktör parasını ödemediği yönetmene bonoyla vermiş, devretmiş. Yönetmen parasını ödeyemediği baş oyuncuya devretmiş. Aradan 40 sene geçince Almanlar yanılmıyorsam 150 bin, 150 bin mark para ödeyecekler. Telif hakkı arıyorlar bulamıyorlar prodüktörü arıyorlar. Prodüktörün elinde kanıtlayacak belge yok. Çünkü yönetmene devretmiş. O da yönetmeni uyarmak istemiyor filan. Sonra ya canım benim hele bir buluşalım da çoktan görüşmedik bir rakı içelim filan muhabbetine ondan filmin haklarını tırtıklamaya çalışıyor. Yönetmen de uyanık diyor bu namussuz diyor. Şey etti. hiç iyi bir şey değildi aramızda ilişkilerimiz iyi değildi. 40 sene sonra niye beni arıyor? Bir şey var diye araştırıyor ki film e, Almanya'da göstermiş ondan sonra bir telif hakkı var onu dolanıyor ortalıkta sahibini bulamıyor. O da Amerika'da benzinlikte çalışan baş oyuncuyu arıyor 40 sene sonra. Ben bu hikayenin tam ortasına kaldım. O zaman dediler ki bundan sonuç çıkmaz sen e, akıllı bir çocuksun. Bunun başka yolu var mı? Dedim ki efendim TRT bu filmi gösterdi. Gidip TRT'ye danışalım dedim. Gittim TRT'ye dedim ki ya siz yılanların öcünü gösterdiniz kaç kere dedim. E, telif hakkını kime ödediniz dedim. Ne demek telif hakkı ya dedi. Biz onları meşhur ediyoruz daha ne istiyorlar dedi. TRT'de telif hakkı ödemeden 2000'lere kadar herkesin filmini, türküsünü, şarkısını bol keseden okuyordu. Şimdi telif hakları deyince yeni haklar konusunda epey epey yol alındı biraz Aramis Kalaya başvurun çünkü Aramis bayağı kafa taktı. Telefonlar. Evet. Ee, Erdal Bey buyurun ee, sorunuz var galiba. <laughs> buyurun. Ya evet merhaba şey bu sefer soru soracaktım herkes Hocama. Ya, buyurun. Şey, şey dediniz hocam, e, fotokolaj yaparsam hani istersem alasını, iyisini yaparım, bir şey söylediniz. Yani fikir düzleminde tabii. Evet. ben de bu fotokolaj üzerinden, bugün yapılan fotokolaj üzerinden kafamda bir soru işareti var. 1920'lerde da 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 fotokolaj yapılırken bir yere oturuyordu. Bir anlamı vardı. İstanbul'dasınız siz de. İstanbul'da mesela bugün güncel sergilerde de fotokolaj yapılmış işler çokça karşımıza çıkıyordu. Hani bu, bugün fotokolaj hakkındaki görüşünüz nedir? Ben fotoğrafın e, her uygulama biçimine karşı eşit mesafede bulunuyorum. Yani sanat bütün uygulamalarda var. Sokakta da var, belgede de var, sporda da var, kurgusal şeylerde de var, kolajlarda da var. Sanat her yerde var. Yeter ki fotoğrafçı o konuya vakıf olsun, bir fikri olsun, o fikri de bize güçlü imgelerle ulaşsın. Benim söylemek istediğim o. Tabii ki fotoğraf sadece bugünü değil dünü de derinden etkilemiştir. Arkadaşlar empresyonistlerin hepsi fotoğraftan çalıştı. Yani Degas'ın balerinlerinin orijinal fotoğraf, yani e, peyzajlarında fotoğraf var. Ondan sonra o figüratif çalışanların hepsinde fotoğraf var. Peyzaj çalışanların önemli bir bölümünde fotoğraf var. Yani hepsi fotoğrafçılardan sipariş görüntü istiyorlardı. Bu ayıp bir şey değil. Çünkü zaten fotoğraf e, şey klasik resmin yerine ikame edildiği için kıymet buldu. 19. yüzyılın başındaki bütün fotoğraf bütün sanat hareketlerini etkiledi. Mesela fütürizm aslında bir sosyal sosyalist dünya görüşüne uygun bir sanat anlayışı olması gerekirken İtalyan faşizmi el attı onu taban buldu. Ee, o neyi fitrizm neyi anlatıyordu hızı devinimi hareketi dinamizmi otomobilleri e, yeni teknolojileri kutsuyordu e, e, ne, neydi dikkat edin 19. yüzyılın fotoğrafçıların hepsi araba yarışları at yarışları filan üzerinde çok kafa yordular yani hareketi ve dinamizmi fotoğrafa taşımak için çok çırpındılar ISO değerlerini yükseltmek için çok uğraştı fotoğrafçılar şeyler 1920'lerdeki bütün sanat hareketlerinin kaynağı aslında fotoğraftır. Benim öyle bir büyük uzun süreli bir çalışmam var. Fotoğrafın sanatsal serüveni. Fotoğraf bir kere empresyonizmi etkilemiş, post empresyonizmi etkilemiş, ondan sonra yeni gerçekçiliği etkilemiş, Rus süprematizmini etkilemiş. Dadaizmi etkilemiş, süpretmatizmi etkilemiş, pop artı etkilemiş. Hepsini etkilemiş. Şimdi Andy Warhol'un pop art ürünleri var. Mao'nun kafası, Coca-Cola şişesi, bilmem Marley Monroe. Bunlar hepsi fotoğrafik imgelerdir. Daha önce yapılmış edilmiş. Adam onları yeniden çoğaltma yoluyla, farklı tekniklerle ve yeni görüşler çerçevesinde yapmış. Yani fotoğraf 20. yüzyılda bütün sanatçıları etkilemiş. Ben Zaman zaman sergileri gezerken fotoğraftan çalışan insanları biliyorum. Çünkü fotoğraf perspektifini anlamıyorlar. Olduğu gibi resme taşıyor resam. Yani makine şey optik e, şeyi çarpılmaya o da aynen resme taşıyor. Biz geniş açıyla çekerken binalar gökyüzüne doğru daralır. Ressam onu da aynen şey diyor. Yani kötü bir fotoğraf kopyası yapıyor. Fotoğraf imgesinden yararlanmıyor. Demek istediğim o. Yani fotokolaj da bunlardan biri ee, şeydir. Modern sanat e, şey uygulamaların içinde kolajlar da bir yer tutuyor ve iyi de yer tutuyor. Yani çağdaş sanat içinde çağdaş fotoğrafı bence önde gidiyor. Bana göre. Yetti Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, şimdi arkadaşlar başka bir portfolyomun şey bunun ruhu çok daha sizi etkileyebilir. Şimdi benim bir ara portre eğitimi veriyordum. Bir atölye eğitimim vardı. Bu şeyde Üsküdar'da şey Fethi Paşa Korusu'nda dolaşırken şu resimdeki vazo tarzındaki form var ya onu böyle toprağın arasından buldum. Yem yeşil şey bağlamış, yosun bağlamış bir kaldırım tuğlası. Vay be dedim, vazoya benziyor dedim. Ben ormandan natürmortlar çekeyim ve hepsi canlı şeyler olsun yani ormana ait olsun diye. Bunu koltuğumdan aldım ormanda köşeler aradım. Burada gördüğünüz her şey doğaldır. Doğal hayatın bir parçası. Sadece benim vazom taşınmaz, taşınır mülklerden. Ee, bunu tabii şey derken yüksek sesle düşünüyorum. Sanattan natürmort nedir? Ee, şu, burada duralım isterseniz. Sanattan natürmort öncelikle vazoda çiçekle başlayan bir formdur. Zamanla bu gelişti. Ekonomik şartlar gelişince şey kral kraliçelerden sermaye zenginlere de geçince av merakı, silah merakı, ondan sonra çeşitli içkiler merakı, ne bileyim farklı coğrafyalardan getirmiş meyveler derken natürmort kendi içinde zenginleşmeye başladı. Ve natürmortun en önemli özelliği sanatta ölümü simgeleyen yegane sanat anlayışı. Çünkü natürmorttaki her şey ölüdür. Canlı hiçbir şey yok. 20. yüzyıla doğru 19. yüzyılda av hayvanları girmeye başladı. Ölü tavşanlar, ölü ne bileyim ördekler, ölü kuşlar. Ondan sonra tüfekler, ateşli silahlar, kamalar, bıçaklar girmeye başlayınca natürmort bir sınıf temsili haline geldi. Ve 20. yüzyılda şeyden giderek işlevini değiştirmeye başladı. Şimdi Gelelim tuğlaya. Dedim ki ya bu tuğlalar döşendikçe su kaynakları kayboluyor, ormanlar kayboluyor, şehirler büyüyor, 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 büyüyor ve şişmeye başlıyor. Tuğlalar iyi amaçlarla döşenirken sonra kötülüğün simgesi haline geliyor benim gözümde. Çünkü gece kondurlaşmayı çoğaltıyor. Şey denetimsiz yapılaşmayı çoğaltıyor derken büyüyen ve yaşanmaz halen gelen kentlerin bir simgesi haline geldi benim gözümde. O zaman dedim bu ormandaki doğal ve naif görüntülerle kalmasın. Bunu geliştireyim. Bir yıl sonra bir sanat organizasyona davetliydim. Ben organizasyonun ilk gününde daha hiç kimse çalışmaya başlamadan 17 tane böyle tuğla biraz değişik olanlar da vardı kaldırım tuğlasını sanatçı arkadaşlarıma dağıttım. Bana dedim, doğayı yorumlayın dedim bu tuğla üzerinde. Herkes doğayı algıladığı biçimde bana tuğlaları boyadı verdi. Sonra aldım Sapanca ormanlarında yeni arayışlara girdim, yeni kompozisyonlar yaptım. Şimdi onu izleyelim. Burada müdahalem başlıyor artık. Burada e, bir ressam tarafından çizilmiş bir tuğla. E, bu bir bataklıkta, burada neredeyse göbeğime kadar batıyordum. E, şey, Bataklıktan sazlar toplayarak. Daha sonra bazı kompozisyonlarda ölü kuşlara e, ithaf edilmek üzere şey yaptım. E, çevrede affedersiniz kuş bokları topladım e, bir eldiven takıp flamingo'ların işte leyleklerin filan e, şeydir. E, çalışmayı aslında politik bir karşı çıkış olarak ama natürmortlar üzerinden yaptım ve e, e, ölüm simgesini reddettim. Burada her şey doğadan seçildiği için natür life dedim buna. Natürmort demedim. E, çalışma işte bu bölümü hep benim yaptığım düzenlemeler hep doğanın içinde. Doğadan parçalar, her şey doğaya ait burada. Bu gerçek şey kuşları onların yanı başımızdalardı, onların tüyleri, telekleri, ayak izleri. Bu turlalardan bunu da ben boyamıştım. Bu çok ciddi sanat otoriteleri tarafından çok farklı, özgün ve radikal bulundu. Natürmort'a. İşte sol altta gördüğünüz gibi hayvan pislikleri var. Onlara bir ressam arkadaşımla böyle eldiven takarak tek 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 toplayıp siz siz mi işte kuş ölüleriyle Natürmort şey diyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Alın size bir Natürmort paylaşım diye. Bu da 40 civarında bir Sayıda noktaladım bir daha da dokunmadım. Bunun da albümü çıktı. Evet. Bu konuda var mı bir fikri veya be beyanı olan? Yok devam ediyoruz o zaman. Peki. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar bu bu çalışma varoluşu kimlik kazanmayı ve kimliksizliği esas alan bir şey. Burada bütün çalışmalar çok farklı alanlardan vurguladığım şeyler ama içinde bir bölüm var. O bölüm tümüyle bu projenin adını al, şeyden veren şey ben e, çocuk çocukluğumda yani lis, liseden ortaokul yıllarımda eee bir şey gelmişti. Bir muhtemelen sürgün gelmişti. Bir beden terbiyesi görevlisi. E, görevli sürgün gelmişti ve bu dolaşırken bakıyor gençlere bakıyor. Rakım 1900 metre yükseklikte hepsi dal gibi çocuklar. Ben buradan diyor güçlü sporcular yetiştiririm diye. Hatırladığım kadarıyla belediye hoparlöründen işte şu yaş grubunda olan gençleri halk eğitime bekliyoruz diye gitmiştik. Seçimler yapıldı. İşte yapıldı. Beni de on bine seçti atletizm takımına. Sonra bu atletizm takımı geldi Ankara'da Ankara 40 koşusunda herkes kendi dalında birinci oldu. Bir anda Türkiye şampiyonası ağrıya geçti tümüyle. Ağrı birden Türkiye'nin gündemine geldi. O zaman da babam engelledi. Dedi ki oğlum deli adamlar koşar. Sen niye koşuyorsun diye. Ben de ilk etapta ayrıldım. Fakat içinden 40 yıl sonra birisi bana çöplükten bulmuş portreler getirdi. Bir arkadaşım. Beden terbiyesinin çöplüğünde herkesin eski o evrakları yok edilmiş. Portreleri sokaklara açılmış. Bir baktım ki benim o çocukluğumdaki arkadaşlar, o milli tak milli olmuş insanların hepsinin belgeleri, belgeleri yok edilmiş. Nasıl olur onu bilmiyorum. Ben o portrelerden kimlik üzerine yeniden bir sorgulama yaptım biz var mıyız, yok muyuz, nasıl kimlik kazanıyoruz, kimliği neler belirliyor filan üzerinde bir çeşitleme. Bu bunlar eleştirel fotoğraflarım. Arada hepsiyle birleştirdim bu eleştirel görüntülerle bu portrelerden oluşmuş kompozisyonları. Önceki yıl sergiledim. Bir hayli de e, ses getiren bir sezgi. Varlık, kimlik ve hiçlik. hepsi ironik olarak tarihsel ve olaylara yaşadığım şeylere. Mesela bundan önceki kare ben sansür kurulu üyeliği de yaptım sinema sansürünün. Şey bir sürü anım birikti. O aklıma geldi bu makas şeyi. 80'li yıllarda öyle bir 3-4 yıl film denetleme kurulunda görev yapmıştım. E, yasakçı bakışın bir sembolü olarak şey ettim bunu seçtim. Böyle es geçtik ya ama hikayeleri var bunların. Bu tabi şey sanat tarihinden bilirsiniz o ruh vermeyi. Michelangelo'nun galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Kapella Capella Sistina'daki ünlü bir freskosunun ne anımsatan bir şey. Ama biberler benim son yıllarda fotoğraflarımda ağırlıklı olarak kullandığım bir sembol çünkü acıyı ve tatlıyı bir arada yaşayan yaşatan zerafeti ve güzelliğin yanında acıtıcı yanlarıyla da şeyden bir şeyi biraz tıpkı hayatımıza benziyor biraz benzetiyorum ve o e, biber imgesini çokça kullandım kullanmaya da devam edeceğim burada da öyle bir şey devam edelim bu bunlar benim soyutlamalar hep. Ee, sıradan nesnelerle çalışıyorum uzun zamandır. İşte burada portreleri kullandım bu. Varlık ve kimlik bir çöp gibi değerlendirildi. Tabii çöp yapmadım ama bur, burulmuş kağıtlar, burulmuş kağıtlar. Bir tür çöp izlenimi uyandırsın. Hayal gücümüzde öyle bir yer edinsin diye ve fotoğrafın estetik normlarından da uzak kalmasın diye böyle tercihler yaptım. Evet devam edelim biraz daha hızlandırabiliriz. Burada çift yüz var gördüğünüz gibi. Bu iyilikle kötülüğü, masumiyetle şey, şeytanlığı sembol eden tarihte de örnekleri olan şeylerdir. Devam ediyoruz. Bunu çoğu canlı zannetti. Oysa o bir cansız model. Ama canlılar da böyle aşağı yukarı. Bu da canlı. <laughs> <laughs> Vesikalılıklar ve biberler benim son yıllarda eee hep fotoğraflarımda yer alan şeyler Semboller Malumunuz Arkadaşlar ben resim eğitiminden geldiğim için Sıklıkla da resim yapıyorum onun çok Göstermiyorum bir hayli birikmiş şeyler var. Yalnız bir tane projemi bir fotoğraf projemi fotoğrafı aynen resmettim. Aynen hiç birebir ee, Yani hem fotoğraf olarak hem tuval resim olarak yaptım. Ee, bir şeydi. nasıl ikisi de benim. Kendi içinde dönüşsünler istedim. Ee, tuvale dönüşsün bazen tuvaldeki işlerimi fotoğraf olarak tasarladım. Yani tuval olarak tasarladım ve fotoğraf olarak da tasarladım. Son zamanlarda böyle farklı teknikler arasında şeyde dönüşümler yaratıyorum kendi çapımda. Ama bunları çoklukla piyasaya çıkarmadım henüz. Hocam burada iyi akşamlar. iyi akşamlar. Ben bir şey sormak istiyorum. Hep kafamı bulandırıyor. Şimdi bunu siz fikir olarak çok çok güzel. E, fakat acaba sizde farklı bir his uyandırıyor mu? Yani resmini aynı şeyin resmini yapsanız daha mı bir şey ifade edecek sizde? Yoksa fotoğraf mı e, size farklı bir anlam veriyor mu? Yani iç iç e, ruhunuza. Foto fotoğraf, fotoğraf yani olarak fotoğraf çektiğim. olması sizi daha mı etkiliyor? Mesela bunu çizedebiliriz ama niye fotoğraf olarak tercih ettiniz? Yok zaten önce fotoğraf yapmıştım bunu. Yani öncü öncülü fotoğraftır. Öncülü Ama, fotoğraf o daha mı size böyle bir şey verdi? Yani henüz o fikrim yoktu. Ama fotoğraftan ha. sonra, fotoğraftan sonra onu resimsel imge olarak dedim çalışmak istiyorum. burada nasıl bir şey bende nasıl bir izlenim yaratacak? Çünkü boyayla mesela şimdi gelecek bu bir çalışma var. Onu Figen'cim büyütürse şey olacak, onu daha iyi anlayacağız. Ee, bu yeni işlerdim hocam? Bunlar son dönem işlerim. Bu pandemi öncesi ve sonrası. Ee, devam edeyim mi? Edin edin. edin. Hadi, tamam. Bu da bir gönderme. Ee, Orhan Veli'nin bir şiirine. Bu şey Asmalı Mescid'deki meyhanelerin bir tanesinde böyle girişte çok severek şey ettiler, koydular. Her gelen de soruyor. Her <laughs> gelen Yaşa. 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 Evet. Devam ediyoruz. İşte bazen böyle kör göze parmak şeyler yapıyorum. <laughs> Dolayısız ve hilafsız soyutlamalar. Bitti mi? Bitti hocam. Aa, <laughs> Aa, bakar mısın? <laughs> e ee, azaltmışım o zaman projeyi. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir e, benim hayatımdan bir serüven e, izledik. Tabii bu hem benim düşünsel bazdaki serüvenim hem hayatta tercihler konusundaki serüvenim. E, hem de başka insanlardaki kendi aksimi yaratma üzerine oluşmuş bir şey. Portfolyolar dizisi. Başka göstermediğim benim de çok önemsediğim başka şey var. Fazla uzun sürer diye bir böyle bir tadımlık şeyler olsun diye getirdim. Fotoğraf konusuna 13 kuramsal kitap yazdım. 3 de geliyor. 16. Bir tane de yarım bekliyor. 17 tane kuramsal kitapla e, herhalde şey olacaktı yani söyleyecek çok sözüm olacağı açıktı. Ben e, biraz özetlemeye çalıştım. Biraz da somut işler üzerinden e, kafasına proje yaratıp ama projeyi oluşturmayan, biz bu projelere portfolyo diyoruz. Uluslararası alandaki terminoloji bunu gerektiriyor. Portfolyo ruhunu kavraması lazım insanların yani e, kaba bir yansıtıcı olmaktan, kaba bir belgeci olmaktan ya da güzel doğaya ait güzellikleri peşine koşturmaktan sıyrılması lazım çünkü en büyük sanatçı tabiatın kendisi onunla boy ölçüşemeyiz. Denersiniz bir 60 ile karşılaşırsınız ki binalar üzerine sihirli bir şey yapar, etki bırakır. E, böyle güneş kovalamak Olmaz. Ben böyle kendini denetimsiz fotoğrafa teslim etmiş ama bir fikir oluşturmamışları güneş kovalayan insanlar olarak görürüm. E, yavaş yavaş güver güneş kovalamaktan e, fikri ve zikri olan insanlara dönmek lazım. Bizim fotoğrafımızın en büyük eksikliği bu. Ben yıllardır bunu dile getirin 1980'lerden önce e, Afsat'ta ilk fotoğraf dergisi oluşturduğu zaman, o zaman arkadaşlara da ben de öneride bulunmuştum. Yani düşünsel makaleler çevirtip e, yani işin felsefi tarafını da bilelim. Biz fotoğraf çekiyoruz ama yani fotoğraf bir sanat olarak, bir dil olarak nereye dayanıyor, hangi temel ilkeleri var, diğer sanatlarla ne kadar yakın. Sağ olsun o zaman dil bilen arkadaşlar e, iyi makaleler çevirmişlerdi. Ansel Adams'tan, Edward Weston'dan ne bileyim çok önemli şahsiyetlerden Makaleler çevirmişlerdi ve tadına doyum olmuyordu. Bu eksikliği e, bildiğim için ta 70'li yıllardan beri Şahin de benim iyi dostumdu, Şahin Kaygun. O da e, biraz çıkıntıydı bu konuda. Yani e, işte doğrudan fotoğraf yapmak yerine e, kendi e, fikir dünyasında oluşmuş imgelere yaratmayı tercih ediyordu. E, mesela Ölü Kuşlar serisi hazırladığı zaman herkes saldırdı çocuğa şey şimdi memleket kurtarmak varken ölü kuşlarla mı uğraştılar diye. Çünkü öyle bir yaygın fotoğraf anlayışı vardı. işte sosyalizme yardım edecek, devrime yardım edecek bir fotoğraf anlayışı. biz biraz kenarından köşesine sıyrılmaya çalıştık. Çünkü daha çok yaratıcı fikirlerin peşinden koşmaya çalıştık. Benim 80'le beraber işte demin gördüğünüz ilk belgeseller ki naif ve sıcak işlerdir onlar. Onlardan bile sıyrıldım yani doğaya ve mahkum kalmak yerine kendi dünyamı yaratmak ve oradan bir dil geliştirmek, bir üslup geliştirmek peşine düştüm. Çok az insandık, kimisi yarı yolda kaldı. Ben tutkuyla, sabırla bunun kuramını da yazmaya çalıştım. Bugün 5 kitabım da İngilizce'de Amazon bastı bütün dünyada. İşte zaman zaman karıştırıyorum. Mesela Avustralya'dan bir hayli okurum var. İtalya'dan var, Meksika'dan var, Kanada'dan var. Böyle Orta Amerika'nın küçük ülkelerinden var. İnsan heyecan duyuyor. Yani Kolombiya'dan iki kişi çıksa o bile güzel. Meksika'dan beş kişi olsa ne kadar güzel bir ortak dil buluyoruz diye biraz bu kaygıyla şey ettim e, halen güncel fotoğrafın içindeyim hem yazıyorum hem çalışıyorum benim özetle bu akşam size söyleyeceğim bu e, fotoğrafın felsefi tarafına çok girmek istemedim Gör, gördüğünüz e, semboller üzerinden yaratılmış fotoğraflar üzerinden e, bütüne varmayı bir fikir düzlemine varmayı tercih ettim umarım bu akşam sizin de dünyanızda bir nokta kadar bir iz bırakmıştır. Bir yolda, bu yolculuğunuzda bir durakta benim de çorbada tuzum Hı. olmuştur diye düşünüyorum. Hocam, e, ben de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Anafot olarak da bizden de yayınınız var. E, fotoğraf alt yazıları. Ne mutlu bize ya, değil ya, mi? bir örnek olarak. Değil mi? evet e, Hatta e, ekran paylaşımı da e, yapabilirim. Hmm. Belki ya, de görür. Evet kitapta Anafot'tan çıkmıştı. Ee, Anafot'la benim yayın evinin ortak girişimi. Evet. 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 Paylaşmak istedim. Ee, evet. hocam çok saatimiz ilerledi. Sizi de epey yani yorduk. Ama bu arada el kaldıranlar var. Onların da kısa kısa sorularını alalım. Tabii tabii. tabii, ee, tabii. Bu arada, evet Sultan Hanım buyurun. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Çerkez Hoca'nın bütün yayınlarına katılmaya gayret edenlerdenim. Son Hı, derece çok. yararlanıyorum. Her defasında farklı bir ufuk açıcı cümlesini yakaladığım için. Kısa bir soru sormak istiyorum. Önce bir cümle okumak istiyorum. Çağdaşımız Noam Chomsky'nin... Efendim? Hmm. Evet, ha, galiba ses karıştı galiba evet, tekrar evet. ediyorum. Nam tamam. Chomsky'nin bir yazısını okumuştum. Yazısının sadece sonundan iki cümle okuyacağım. E, "Dijital yapay zeka ve dijital işler üzerine diyor ki hiçbir şey yaratmıyor. Var olan sanatçıların eserlerini kopyalayıp, telif hakkı kanunlarından kaçacak kadar modifiye ediyor. Bu Avrupalı sömürgecilerin Amerikan yerlerinin topraklarına geldikleri beli." Kaydedilen en büyük fikri mülkiyet hırsızlığıdır diyor. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Valla Chomsky çok önemli bir şahsiyet benim için de. Yerden göğe kadar haklı. Ben e, bir kere e, yapay zeka ile yaratılmış işlerin hiçbiri e, uzaydan gelmiyor. Hep e, şeyi küresel belleğe kaydedilen görüntüler üzerinden e, bilgisayar ortamında yapılan bir tasarruftur. Yani o, o, elde edilen hayal mahsulü görüntülen hepsinin bir gerçek karşılığı vardır. Bir derlemedir, bir şeydir, nedir, kolajdır. Ve beyin, siz bir komut veriyorsunuz, bütün şey küresel belleği tarıyor ve oraya yakıştıracak bir şeydir. Elbette telif hakları çok gündeme gelecektir büyük yasaklamalar olacaktır. Tamam mı? Yani e, sıfırdan yaratılmış bir şey değil. Onlar mevcut mevcudun e, derlenip toparlanmasından oluşmuş bir şeydir. Noam Chomsky önce şeyi çok önceden gören bir büyük filozoftur. Ben de çok sevdiğim bir isimdir. E, Baudrillard yaşasaydı belki Noam Chomsky'den önce bunu ifade edecekti. Çünkü o da yüzyılımızın e, görsel imgelerinin hangi tehlikeli boyutlara vardığını e, ya da nasıl bir sömürü aracı olduğunu, nasıl bir tahakküm aracı olduğunu, nasıl bir disipline etme aracı olduğunu e, söyleyecektik. Kaldı ki burada bir tespitimi de ben ifade etmek istiyorum. E, fotoğraf ortaya çıkışının en önemli nedeni e, şey sömürgeci yayılmacılığın ...keşif kolu olarak... ...görev yapmasıdır. Fransız e, emperyalistlerin... ...meclislerinde fotoğrafın... ...doğuşunu böyle... ...bangır bangır bağırarak... ...müjdeleyerek vermesinin altında... E, ...şu gerçek çıktı. Kamera iki ay ya da üç ay sonra... ...Mısır'a gitti ilk önce. Ve... ...Napolyon'un geride bıraktıklarının... ...envanterini çıkarmak için gitti. Çünkü Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde ne var ne yok hepsini Fransa'ya taşıyın demişti. Ee, bir de dönüp Araplara bakmıştı böyle beyaz entariler içinde. Bu baldırı çıplaklar mı bu uygarlığı yarattı? Mümkün değil. Bunlara bırakılamaz bu kadar büyük bir uygarlık diye. Böyle bir buyrukları vardı. Tabii güçleri yetmedi o koca koca piramitleri taşımak. Ee, bari o hierogliflere kopya edin dedi. Ee, sonra aklı evveler dediler ki efendim bu hieroglifleri kopya edersek yüz yıl sürer kaç bin kişiyle. Onu da başaramadılar. Kamera ilk bir ölçek olarak Muhammed adında bir Mısırlıyı aldı ve piramitler ve piramitlerin ardındaki o Mısır uygarlarını resmetti. Böylece Napolyon'un düşlerini bir parça olsun gerçekleştirmeye çalıştılar. Yani fotoğrafın ortaya çıkış ve ilk kullanım şeyi de çok masum değil. Dolayısıyla bugün nasıl bir sömürü varsa... ...geçmişte de böyle bir sömürüyle başladı. Benim dikkatimi çeken bir başka şey daha vardı kısa keseyim. Ee, arkadaşımla bir 70'li yıllarda fotoğraf şey derken... ...o antropologtu. Ee, bir sosyal antropologun dizi dizi kitapları vardı kütüphanesinde. Ee, kitaplar ne biliyor musunuz? Afganistan üzerine, İran üzerine, Türkiye üzerine, Pakistan üzerine... Irak üzerine, Suriye üzerine, Mısır üzerineydi. Neden bunlar? Ve hepsi resimliydi kitaplar. Hepsi 1920'lerde yapılmış kitaplar. Hepsi resimli. Bunlar sonra işgal edilmiş ülkeler oldu. Yani her şeyiyle sömürülen ülkeler oldu. Bu da bir şey yani fotoğrafın ve bu görsel imgelerin kimin hizmetinden ne işler yaptığını ortaya koyması açısından ilginçtir. Acaba oldu mu yanıt? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, evet. arkadaşlar. Evet yavaş yavaş. Ali Bey çok kısa sorunuzu alalım. Çok kısa ben çok, çok konuştum kısa hocam. kısa da ben kısa cevap veremiyorum Figen'ciğim. Hocam hocam, hocam sizin... şimdi sizin e, şey Kent fotoğraflarının kitabını içeren kitaplarda bir maniler yazılmış. Ben e, fotoğrafın kendini ifade etmesi için, şiire, söze kendi ağırlığını arttırması için maniye ihtiyacı var mı yok mu sizin ağzından, ağzınızdan duymak istiyorum. Hürmetle size iyi akşamlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben e, yazısız karikatürler gibi yazısız fotoğraflara da inanan biriyim. Ancak bazı fotoğrafların derin öyküsü vardır onlara bir iki satırla da olsa ifade etmek lazım. Ben burada manilere fotoğrafları desteklesin onları iyi anlatsın e, diye tercih etmedim. E, maniler lirik şeylerdir. E, hepimizin çocukluğunda açtığı sakızların içinde maniler vardır. Yani bir tarafımızda maniler hoş bir sedadır. Ben manilerle e, biraz da aslında manilerin hepsinde Bektaşi felsefesi var. Yani ağaçları bir beden, gölgelerini de semaha durmuş şey olarak, izler olarak gördük. Daha doğrusu şair öyle gördü. Sema, şey ağaçların semaha duruşunu şey ettik. Yok oluşlarını kendine nedir bir anlamda kendine ağıt yakmak gibi. Yani felsefi bir derinlik olarak yan unsur olarak koydu. Fotoğraflar bir, herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. Çünkü çok basit ve yalın fotoğrafları koydum. Bir acemi fotoğrafçı gibi koydum. Tamam mı? Basit bir komposun ama güçlü bir arka plan olsun diye. Maniler zaten fotoğrafların altına değil apayrı sayfalarda yer alacak. E, severek koydum. Herhangi bir destekleyici unsur diye değil. Hocaman e, alkışlar hocam. Çok İyi teşekkür akşamlar. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hocam e, bu arada mesajlar var. Tabii ki bu mesajlarda e, soru yok ama e, ben şöyle kısaca okumak istiyorum. Eğer e, 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 e atladığım bir şey olursa lütfen kusura bakmayın. E, konuklarımıza sesleniyorum. E, Aliyef Tarık e, Korur. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkürler Çerkes Karadağ. Teşekkürler Anafot. Sağ Seval için. Danışman harika bir akşamda elinize yüreğinize sağlık Çerkes Hocam. Sağ Hülya için. Arıcı doyumaz bir gece çok teşekkür ederiz hocam harikasınız ufkumuzu, ufkumuzu açtınız Sağ Hülya Arıcı Ayşe Nur harika verimli hiç bitmesin dediğim bir akşam oldu sevgili Çerkes hocam ve Anafo'da çok teşekkürler. Filsin e, Arabacı inanılmaz keyifli aynı zamanda öğretici olan söyleşi ve sunum için Sayın Çerkez Karadağ ve Anafot Yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz muhteşemde e, Nihal Alpakut program su gibi aktı hiç bitmesin istedim e, Handan Hanım sevgili Çerkez Hocamız değerli eserlerinizi bizimle paylaştınız çok teşekkürler iyi akşamlar e, Emel Sefer özlemiştik siz Çerkez Hocam keyifle izledim Celal Erdem, teşekkürler demiş e, Yusuf Ziya Özcan çok teşekkürler Çerkez Hoca bu akşam için Aylin Kırgöz oğlu çok teşekkür ediyorum hem Çerkez Hocamıza hem de Anapota iyi akşamlar diliyorum. Mustafa Öz doktora bir etkinlik için Çerkez Hocamıza ve Anapota çok teşekkürler Ahmet Bozkurt, teşekkürler Çerkez Hocam. Teşekkürler Anafot Ebru çok teşekkür etmiş. E, Valla e, Zaide çok teşekkürler. Zahide Hanım çok teşekkürler. Çerkez Karadağ ve Anafuta, Celal Yılmaz. Teşekkürler Çerkez Hocam. Teşekkürler Anafut. Evet. E, Nurcan Volkan, e, çok teşekkürler Çerkez Hocam. Teşekkürler Anafut. E, Sevinç Hanım, Çerkez'cim çok çok teşekkür ederim. Fotoğraf sohbetlerini özlemişim. Sağ ol, var ol. Anafota da çok teşekkürler. Herkese iyi geceler. Yusuf Aslan da teşekkür etmiş. Evet, Çerkez hocamıza biz de çok Foto olarak teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir akşamdı. Üzülmeyin. Çerkez hoca her zaman bizlerle birlikte olur olacaktır da ilerleyen zaman diliminde o, o şeyi ayarlayabiliriz ee, özletmeyiz yani bu kadar bir daha değil mi hocam? Çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun benim için de çok, çok güzel bir şey. sağ olsun herkese ee, doğrusu kim var kim yok bakamadım herhalde bu video yayınlandıktan sonra görebileceğim ee, şimdi şeydi e, ne diyeyim insanları tuttum saat 12 mi oldu neyse 12'ye geldi. Epey olmuş değil mi? Valla on... işte mesajlarda da gördüğümüz gibi zaman zamansız gibi akıp geçti. Hiç kimse sıkılmadı, kimse ayrılmadı. Ee, yani 100 kişiyle yakın, evet 100 kişiyle oturma açtık, devam ettik. Herkes çok mutlu. çok Aa, sizin, Siz, siz, nasılsınız için? bilmem hocam, yoruldunuz. <laughs> Yok, Bizim Yok, için yaşayan şey azimisiniz Çerkez hocam. Yani Asok... dinlemek istiyorum. Bizim için yaşayan hazinesiniz. Yani çok teşekkür ederim. ne kadar sağ çok olun. dinleyebilirsek, ne kadar çok sizinle birlikte olabilirsek bu bizim için bir kazanç. Tamam. Benim için de o kadar kıymetlisiniz. Bir araya gelme işte böyle bahaneler oluyor. Sağ olsun Figen, sağ olsun Anafot, sağ olsun eskiler ve yeniler. Benim ve gönlümün olduğu derneklerden biri de Anafot'tur. Biz bir projede de hep beraberdik. Hiç unuttum bir proje oldu. Değil mi Figen? Evet, 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 evet. Çok keyifliydi bir oldu. oldu. Hadi. Evet, evet. E, kitabımız oldu, sergimiz oldu Cemal Reşit Bey'de. Eee, çok keyifliydi her şey. E, umarım yeni projelerde buluşuruz hocam. Yeni projelerde görüşürüz inşallah seneye. Evet, tamam evet mı? seneye, seneye. E, herkese seneye. sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi geceler diliyorum. Sağlıkla kalın, aşkla kalın. ညကြယ်လာညကြယ်လာညကြယ်လာညကြယ်လာညကြယ်လာညကြယ်လာညကြယ်လာ